Var, e-fatura, e-defter, e-arşiv ve ihracat işlemlerinde e-fatura uygulaması konulu seminerimize hoş geldiniz. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Eğitim Müdürü, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İnci Şalcı'nın sunumunda gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkan Yardımcımız Sayın Ömer İşçi'yi kürsüye davet ediyorum. Sevgili meslektaşlarım, değerli konuklar, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz e-fatura, e-arşiv, e-defter ve ihracat işlemlerinde e-faturalarla ilgili seminerimize hoş geldiniz diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Konuşmama geçmeden önce bugün önemli bir gün arkadaşlar. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu. 11 Eylül Bursa'nın kurtuluşu. Gündemde olması açısından söylüyorum. Özellikle bu 30 Ağustos'tan başlayan meydan muharebesiyle ilgili olarak bugün kamuoyunda tartışılan işte Atatürk'ü yok sayma gibi durumlarla açısından yani insan üzülüyor. Bakın İstanbul İngilizler tarafından işgal altında. İzmir işgal altında. Bursa işgal altında. Eskişehir işgal altında. Afyon, Kütahya her taraf işgal altında. Atatürk olmasaydı, Kurtuluş Savaşı kazanılmasaydı ne olurdu? Bunu muhasebeciyiz ya. Bunun hesabını yapabiliriz değil mi? Ayrı bir seminerde ne olurdu? Bunu konuşsak olmaz mı? Ayrı bir seminerde aslında olsa... Yok. Tam yeri. Bakın. Tam yeri. Ayrı bir seminerde bunu... Bundan niye... Bir dakika. Ya ben niye bunu şu anda eleştiriyoruz? Ben sadece İzmir'e kurtuluşu bugün bir şeyi vurgulamak istiyorum. Tamam, başka bir problemi, başka bir problem. Problem değil ki. Bakın lütfen. Yapabilirsiniz. İşte burada maalesef bakın bunu yapmamanız gerekirdi. Yanlış yapıyorsunuz. Herkes yanlış yapan sizsiniz. Şu anda bunu dinlemek için gelmedik bu vatandaşlar buraya. Ya ne dedik? Bakın konuşmamda Kurtuluş Savaşı'nı ve Atatürk şeyi... 9 Eylül'den bahsediyorum. Allah Allah. Lütfen, lütfen sizin bakın buna karşı çıkmak, Atatürk'e karşı çıkmak ben vatanperverliği tartışıyorum. Ona girmeyelim. Tamam, lütfen lütfen kapatın. Kapatalım. Bunu ben burada şey yapmıyorum. Kimse bunu müfredattan ya da bir yerde silmeyle Atatürk silinmez. Sizin söylemenizle ben Atatürk yok olmaz da. Neyse. Bu şey değil. Ben sadece günün önemini vurgulamak istedim o kadar. Lütfen. Bunu siyaset sayıyorsanız siyaset değildir bu. Tamam mı? Bu hiçbir şekilde siyaset değildir bu. Evet. Biz bu hale geldiysek bunu yok saymadan geldik. 15 Temmuz'da bunun yüzünden gelmiştir. Lütfen. Yeri değil diyorum ben. Yeri tam yeri ne demek değil ya? Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok ya. Hayır. 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 Lütfen. Burada tam yeridir, hiç yeri değil diyorum. Evet, İstanbul Mali Müşavir Odası Eğitim Müdürü Sayın Mali Müşavir İnci Şallı'nın sunumunda gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizde elektronik fatura, elektronik defter, elektronik arşiv ve ihracat işlemlerinde elektronik fatura uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi edineceğiz. Değerli meslektaşlarım, bilindiği üzere bilgi ve teknoloji her alanımızda olduğu gibi hızlı bir şekilde yayılmaktadır. E-imzadan, e-arşivden kadar değişik konularda karşımıza çıkan bu usul değişikliklerine kısaca e-dönüşüm olarak adlandırmaktayız. Bizi de ilgilendiren buradaki şey de mesleğimizle ilgili e-defter konumuza girmektedir. Tüm bu e-defter, e-imza, e-arşiv, e-tebligat uygulamaları e-dönüşümün bir zinciri ve halkasını oluşturmaktadır. Bu zincire bir de son olarak daha önceden kağıt ortamında vermekte olduğumuz devam etmekte olan ihracat işlemlerinde elektronik fatura gündeme gelmiş bulunmaktadır. 1.7.2017 tarihinden yani yeni olması açısından diyorum. Bunu zaten kağıt ortamında veriyordu ama 1.7'den itibaren elektronik ortamda verilmeye zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır. Buna göre e-fatura uygulamasına işte kayıtlı olan mükellefler mali ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında düzenledikleri faturaları 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenlemeye devam edeceklerdir.
Bu tabii ki tüm bu dijital ortamlardaki bu yenilikler kurumlar arasında şeffaflığı ve hızlı bir şekilde veri alışverişini ve işlemlerin yapılmasını meydan vermektedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri değerli konuğumuzdan, İnci Hanım'dan edineceğiz birazdan. İnci Hanım'ı bilen arkadaşlar, benim tanıyanlar tanımıştır. Yine bu şeyle ilgili, faturayla ilgili Kasım ayında bizlere yine güzel bir seminer vermişti. Yine kendisinden bugün yine faydalanacağımızdan ben de kendisine şimdi tekrar teşekkür ediyorum. Bu e-fatura zaten yeni yılı yıl sonunda gelmesi nedeniyle bir gündemimizde tekrar oturacak yeni 2018 yılından itibaren. Ama gerekirse bundan sonra yine yapmaya devam edeceğiz tabii ki. Evet arkadaşlar, nerede kalmıştık diyoruz. Mali tatilin bitimiyle yaz dönemi geride bıraktık ve Eylül ayı itibariyle yeni bir hizmet dönemine adım attık. Şimdi mali tatil dedim ama nedir adı mali tatil diye de bu sene gerçekten vatandaşlarımızın ve meslektaşlarımızın çok kafası karıştı. Adı mali tatil diye ama mali tatil maalesef uygulayamadık. 2016'da yapılan bir değişik nedeniyle mali tatil yasasında değişik nedeniyle 2017'de çoğu meslektaşımızın kafası karıştı. Bizleri aradılar ve sonunda mesaj yapmak zorunda kaldık. Yani ya tavuklar niye böyle çıkıyor dediler. İşte beyannamenin son günü niye böyle oldu. Yani 24'ünde normal süresi 25'inde mali tatilendirilen 25'ine saktı bir gün. Yani bunu ileride arkadaşlar yapmışsın. Bize bir şey mi? O zaman dedi ki ya hadi haktır işteyse eksik de olsa ama bunu gel bunu niye bunu bu verilen hakkı gasp ederek geri almak istediler. Onu burada eleştirmek istiyorum. Tekrar daha önce de eleştirmiştim. Çünkü gerçekten kabul etmemiz mümkün değil. Evet. Buradan yine bilgi vermek için önümüzde yapacağımız faaliyetlerle ilgili olarak önümüzdeki hafta 12 Eylül 2017 Salı günü Kamu Gözetim Kurumu Muhasebe ve Denetim Sadatları Kurumu öncülüğünde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda toplantı düzenlenecek arkadaşlar. Kısa adı BOBİ, FRS olan büyük ve orta işletmeler için finansal raporlama standardı. Bursa tanıtım toplantısı yapılacaktır. İlgili bilgiye odamız sayfasından ulaşabilirsiniz. Bunu şimdi söyleyeceğim faaliyetlerin hepsiyle ilgili sizlere ayrıca SMS ile de zaten bilgilendirme yapacağız. Yani bunlar hem sitemizde var, ayrıntısı ayrıca katılımı için sizlere SMS yoluyla bilgilendirme hatırlatmalarını yapacağız. Yine 13 Eylül Çarşamba günü KDV ekleneğine ilişkin odamızda bir basın açıklaması yapacağız arkadaşlar. Basın açıklaması düzenliyoruz. Saat 10.30'da yapacağız. Gerçekleşeceğimiz basın açıklamamızda yine nispi aidatları, işletme defterleri ve KDV ekleri konularında sizlere ayrıntılı bilgiler, kamuoyuyla paylaşacağımız bilgiler olacak. Burada şimdi bir anımı anlatmak istiyorum. Mesela KDV ekleriyle ilgili kamuoyunda, sosyal medyada konuşuluyor ya. Ya bunu bir dönem 2000'li yıllardı Ankara'da Gelir İdaresi Müsteşarlık'la gittiğimizde yine bir oda vasıtasıyla bu BABS'lerin dönemiydi. İlk çıkmış. O zamanlar yıllık hatta. Sonra 3 aylık da oldu yine. Ya oradaki bizler bastırıyoruz. Yani bu Angarya'dır BABS'den vazgeçilsin diye. Yeni çıkılmış. Fakat orada müsteşarı ve Gelir İdaresi öyle bir şey yaptı ki savundu ki dedik arkadaşlar siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Biz buradan o kadar gelir elde ediyoruz ki o kadar hazineye buradan kar sağlıyoruz ki dedi. Bunu kaldırmamızın imkanı yok dediler. Bak ben o zaman hak verdim bu hayatta kalkmaz. Ha tamam doğrudur da. Yani gerçekten bir hazinenin karı varsa tamam yani her şey tabii karşıma olmaz. Bugünkü ortamda belki gelindiğinde belki gereksiz hale gelmiştir. Hayır ama o zaman için 2000 yılından 15 sene 17 sene öncesinde bunu ben anladım ki bunu idare bunu çok iyi savunuyor. Buradan kar elde ediyor gerçekten yani hazine için. Bunu şey yapmadık. Ama şimdi KDV eklerle ilgili bir şey getirmeye kalkıyor. Ya bunun izahı da yok. Diyor şimdi izah et bunu. Ya yani buna bir karımız varsa ya şeyde devlet olarak da bunu da izah da yapamıyorlar. Ya inşallah benim düşüncem yani attığımız taş üskürttüğümüz kurbağaya değer. Ya bu sanki uygulama Ekim'de başlayacak gibi bunun. Başlayacak evet bu şey yok artık. Ha daha önce bunu bir geri çektiler. Orada TÜMOP da buna bir o zaman deneştirmiştik TÜMOP ama sanki ya programlar yetersiz programlar süre tarayın diye niye böyle bir açıklama oldu diye ama şimdi o da olmadı. Daha programlar da yine iyi şu anda da yetersiz. Yani belki 2018 deselerdi yine bir zaman olabilirdi diye. Evet.
Bu KDV işletme defterleriyle ilgili arkadaş, yine ben burada tabii ki basın açılamada ayrıntılı bunlara değineceğiz ama şimdi mükerrer 2017 çıktığında avukatlar imza zorunluluğu geldiğinde biz avukatlar karşı çıkmıştı. Ya bizim defterimizi kendimiz nasıl tutamayacağız diye, ne demek mali müşavir defteri tutsun diye. Ya bize o zaman arkadaş defterini tut sen, biz sana defterini tutma demiyoruz. Ama o deftere tuttuğun verdiğinin beyannamesini biz verelim de o doğruluğun yasalara göre, KDV'ye göre, ne bileyim gelir vergisine göre doğru mu değil mi? O bizim işimiz. Onu biz yapalım. Yani beyannamesini biz imzalayalım demiştik. Sen defteri tut. Ben nitekim o da hak buldu. Öyle devam ediyoruz tabii. Şimdi de yani işletme defterlerini bakın eğer elektronik ortamda verilsin ama bunu eğer elimizden bu imza yetkisini elimizden almaya kalkarsalar çok yanlış olur. Çünkü gerçekten şu anda bakın birileri diyor ki ya ondan mı uğraşıyoruz kodaman bazı veya birileri ne oldu işletme defterine mi kalmış? Ama hayır arkadaşlar, şu anda işletme defterinden ekmek yiyen ve geçimini sağlayan bir sürü meslektaşımız vardır. Bunları yok sayamayız hiçbir şekilde. Onun için bunu burada uğramak istiyorum. Yapsınlar, elektronik ortamda tutalım ama onu da biz yapalım. Bizimden o elektronik ortamdaki o imza hakkımızda yine bize versinler, almasınlar. Yoksa odalara verip basit usulle siyaset gereği ya sizi kurtardık şeyden, defterinden demek hiçbir şekilde akıl kârı değildir. Ya siyaset gereği bunu odalara verip basit usul gibi alın yapın. Yani maalesef çok büyük bir bizim için yanlış olur. Evet arkadaşlar, son olarak 16 Eylül yine 2017'de yeminli mali müşavir hepinizin tanıdığı Mustafa Dündar sunumunda 25 Temmuz'da bu yayınlanan 482 sıra nolu vergi usul kanunu ile getirilen izaha davet usulü hakkında iyi bir seminer yapacağız. Onu çünkü çıktı çıkalı şu anda hiç eğitimini vermedik. Bunun uzmanından bir masaya yatıracağız. İzaha davet nedir? Bizi neresi ilgilendiriyor? Ne yapılması gerekiyor? O tebliği iyi olacağını düşünüyoruz. Buraya da tabii ki yine katılımlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Evet, dediğim gibi tüm bu etkinliklerin haberini oda sistemimizden ve SMSO'ya sizlere bilgilendireceğini belirtmek istiyorum. Ayrıca özellikle basın açıklamamıza da katılımımız ne kadar çok olursa o kadar da güçlü bir şekilde ses getireceğimizden eminim. Sizleri fazla bekletmeden, sözü de uzatmadan oda olarak düzenlemiş olduğumuz bilgilendirme şekli bu seminerimize katılarak bilgi birikimlerini bizlere paylaşacak olan mali müşavir Sayın İnci Şanlı'ya teşekkür ediyorum. Faydalı bir seminer olmasını diliyorum. Oda Başkan Yardımcımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Bugünkü seminerimizde sunum yapacak olan değerli konuğumuzu kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkan Yardımcım, Sayın Kurul Üyeleri, değerli meslektaşlarım. Bugün düzenlediğimiz elektronik uygulamalar seminerimize hoş geldiniz. Öncelikli olarak İstanbul Oda Başkanımız Yücel Akdemir'in çok sevgi ve selamlarını getirdim sizlere bugünle ilgili. Ayrıca ben de Başkan Yardımcımız gibi yine bugün önemli bir gün, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu ve Bursa'nın kurtuluşunu tekrar ben de kutluyorum Başkan Yardımcımız gibi. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Aslında geçen seminerimizde bahsettiğimiz üzere birbirimizi tanıyoruz artık. Ben buraya gelirken çok büyük bir mutlulukla geldim. Artık Bursa bizim diğer ikinci bir evimiz gibi oldu burada. Hem iç içe olduk hem birbirimizi tanıdık daha önceki seminerlerde. Elektronik uygulamalarda evet süreç değişiyor, gelişiyor. Meslekte dijitalleşmeye gidiyoruz. Farklı yöntemlerle farklı artık muhasebe kayıtlarını tutmaya başlayacağız. Defterlerimiz yine elektronik ortamda. Süreçte uzun dönemdir var olan, devam eden meslek mensubu arkadaşlarımız bunlarla ilgili... Daha önceki dönemlerde işte bildiğiniz üzere e-fatura uygulaması geçti. Uzun bir dönemdir elektronik fatura uygulamasına devam ediyoruz. E-defter uygulamaları geldi. Tabi zorunluluklar kapsamında e-arşiv uygulamaları geldi. Bugün tekrar bir bilgilerimizi hatırlayacağız. Belki eksikliklerimiz olabilir. Belki göz ardı ettiğimiz noktalar olabilir. Bunlarla birlikte aynı zamanda uygulamaya yeni girecek olan elektronik uygulamalardan bahsedeceğim. 2018 yılı önemli bir yıl olacak bizim için elektronik uygulamalar açısından. Yeni yeni uygulamalar gelecek. Taslaklar üzerinde uzun dönemdir çalışılıyor zaten bu konularla ilgili. Ve yoğun bir şekilde
elektronik döneme geçtiğimiz bir yıl olacak. Bildiğiniz üzere yakın bir geçmiş zamanda elektronik çek uygulamasıyla birlikte artık zaten uzun bir dönemdir e-haciz uygulamaları yapılıyordu. Şimdi de elektronik çek uygulamasıyla gündem bir dönem bir yoğunlaşmıştı. Elektronik faktoring, e-faktoring dediğimiz uygulamalar başlamıştı. Şimdi başkan yardımcımızın da belirttiği üzere yakın bir dönemde irsaliye uygulamaları artık hayatımıza girecek. Daha önceden bahsedilen vergi sürkanı 433 nolu tebliğ kapsamında irsaliye ne şekilde uygulanıyordu? Bundan sonra elektronik ortamda nasıl uygulamalar olacak? Kısaca biraz onlar hakkında bilgilendirme yapacağım. Çünkü önümüzdeki yıl tekrar bahsettiğimiz gibi önemli bir yıl olacak. Öncelikle işletmeler elektronik uygulamaların veri tabanına geçebilmesi için önce sağlam bir iç kontrol sistemini kurması gerekiyor. Çünkü şu anda kağıt ortamında gittiğimiz zaman süreçte sıkıntı yaşamıyoruz. İşte bir fatura bizim sistemimize geldiği zaman imzalıyoruz, birkaç imzadan geçiyor. En son muhasebe kayıtlarına giriyor ve ondan sonra ödeme işlemleri gerçekleşiyor. Fakat elektronik uygulama sisteminde süreç böyle devam etmeyecek. Bildiğiniz üzere kullanan arkadaşlarınız vardır. Mail box'larınıza düşecek. Onları sistemlerinize indireceksiniz. Belki elektronik imzalarla bunları paraklayarak sisteme alacaksınız. O yüzden hep bunu belirtiyorum. Öncelikle işletmeler sağlam bir iç kontrol sistemi tanımlaması yapmalı. Veri tabanlarında yetki tanımlamaları yapmalı. Ve bundan sonra elektronik uygulamaların tüm süreçlerle ilgili uygulama sürecine kendi işletmeleri içerisinde başlaması gerekiyor. Biz nereye gidiyoruz? Biraz kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Biz dün aslında baktığımız zaman dün kağıt ortamında tutulan faturalardan, defter kayıtlarından bahsediyorduk. Hatta meşhur ofisi olan arkadaşlarımız bilirler. Hep son günlerde KDV'de mükellef arar. İşte benim faturam vardı, unutmuşum vermeye vesaire falan. İşte bir torba fiş getirir size. Bunları unutmuşuz vermeye size. İşte son gün KDV'nin son günü. Biz bu dönemlerden artık yavaş yavaş dijitalleşme dönemi dediğimiz, meslekteki dijitalleşme dediğimiz elektronik fatura, e-arşiv fatura, elektronik defter uygulamaları, yakın bir gelecekte hayatımıza girecek olan, kısaca ben ilerleyen konular içerisinde bahsedeceğim, elektronik denetim uygulamaları da bu süreçte önemli bir yer kaplıyor. Elektronik ortamda kayıt saklama. Çünkü Gelir İdaresi Başkanlığı diyor ki zaten hukukun temeli de olur. Bir belgeyi ne şekilde üretiyorsanız aynı şekilde saklama zorunluluğunuz vardır ve istendiğinde de aynı şekilde tespit etme zorunluluğumuz bulunmaktadır. Yani kağıt ortamında tutuyorsak kağıt ortamında saklayacağız. Elektronik ortamda, gerçek orijinal halinde elektronik ortamda eğer ki belgeyi ürettiysek yine elektronik ortamda bu belgemizi saklayacağız. İstendiğinde de muhafaza ettiğimiz belgeyi ibraz edeceğiz. Biliyorsunuz hayatımıza girmişti daha önceki dönemlerde, yaklaşık birkaç yıl oldu. Elektronik yoklama, artık bütün herkes elektronik yoklama uygulamalarını tabi oldu. Elektronik tebligat zaten hayatımıza girmişti. O da birazcık geçişi biraz sıkıntılı bir süreç olmuştu. Özellikle işte tüzel kişiler, gerçek kişiler ayrımında biraz sıkıntılı geçişi yapıldı ama artık elektronik tebligat uygulamaları da sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Yarın biz neyi konuşacağız? Aslında bunu kira beyannamelerine yaşıyoruz biz şu anda ama yarın önceden hazırlanmış beyan sistemlerinden konuşmaya başlayacağız. Başkan yardımcımızın belirttiği üzere kısa bir gelecek zamanda hayatımıza elektronik ortamda üretilen serbest meslek makbuzları geliyor. Artık kısa bir zaman sonra defterlerle elektronik ortamda tutulmaya başlandıkça bu uygulamayı yapan ülkeler var şu anda. Defterlerin elektronik ortamda tutulduğu, faturaların ve önemli muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu bir muhasebe sisteminde artık önceden beyan sistemine girmek kaçınılmaz bir duruma geliyor. Biz mali müşavirler ilerleyen dönemlerde öyle bir noktaya geleceğiz ki finansal tablolarımız hazır halde ekrana dökülecek. Finansal kurumlar vergisi beyannamesi ekinde verdiğimiz işte gelir tabloları ve diğer finansal tablolarımız hazır halde ekranımıza düşecek. Eğer değişiklik yapmamız gerekiyorsa, nasıl şu anda kira beyannamelerimize değişiklik yapmamız gerekiyorsa oynuyoruz, rakamları güncelleyip gönderiyoruz. Eğer ki değişiklik yapmamız gereken bir durum yoksa 10 aylık gelir dersinin sitesine bırakıyorsak aynı şekilde önceden hazırlanmış beyan sistemi kısa bir gelecek zaman sonra bütün veri tabanımıza ve muhasebe uygulamalarına işlenmiş olacak bu süreçte birlikte.
Burada neler amaçlanıyor? Aslında ortak bir bilgi havuzunun oluşturulması amaçlanıyor. Biliyorsunuz bazen bazı yerlere verdiğinizi SGK'ya verdiğiniz bir evrak gelir idaresi de istiyor. Ya da başka bir kamu kurumuna verdiğiniz bir evrak başka bir kamu kurumu da isteniyor. Ama bu tabii ki bunları toparlamak, bir araya getirmek süreçte biraz zaman alan konular. Amaç burada ortak bir bilgi havuzunun oluşturulması. Kurumlar arasında bir entegrasyonun, yani biz buna tek dil diyoruz. Tek dilin artık konuşulabilir bir hale gelmesini ve aynı zamanda etkin bir usul ve vergi denetiminin sağlanması. Biz bunlardan bahsediyoruz bütün seminerlerimizde. İşte diyoruz ki elektronik ortamda denetim başlayacak. Abi meslek mensubu meslektaşlarım bana diyor ki elektronik ortamda nasıl olur? Biz diyor belgelerimizi işte kağıt ortamında tutuyoruz. Tamam. Herkes bir gün elektronik ortama geçecek. Çünkü şu andaki limitleri biliyorsunuz, konuşacağız biraz da. İlerleyen dönemlerde bu limitler daha da düşecek. Bildiğiniz üzere 421 no'lu tebliğ kapsamında belli bir limitler verilmişti. 454 numaralı tebliğ çıktı ve bu tebliğle dendi ki artık sisteme dahil olan mükelleflerde sektör ayrımı yapmaksızın konuşacağız. 10 milyon ve üzeri olan bütün işletmeler 2014 yılı itibariyle sisteme dahil olmak durumunda dediler. Siz bu sene tabi değilsiniz ama bir sonraki dönem mutlaka bu rakamı bir gün yakalayacaksınız. Hiçbir zaman yakalamam diye düşünmeyin. Enflasyon oranı karşısında zaten bu rakam sizi o duruma, sisteme dahil olma durumuna getirecek. Bir meslek mensubu arkadaşlarımız işte ders anlatıyorum. Arada sohbet ediyoruz falan arkadaşlarla. Dedim ki işte çok ilgili bir arkadaşımızdı. Üstad dedim hani çok ilgilisiniz, herhalde sisteme dahil mükellefiniz var, öğrenmek çok istiyor, sorular falan soruyor. Hocam yok benim dedi mükellefim dedi. Aa dedim sistemi öğrenmeye çalışıyorsunuz. Hayır dedi ben sadece merak ettiğim için sistemi dedi, bu kadar kurcalıyorum dedi. Benim hiçbir zaman e-fatura mükellefim olmayacak dedi. Nasıl olur dedim hani herkesin bir e-fatura mükellefi var mutlaka dedi. Benim mükellefim ne zaman bu sisteme geçerse ben onu bırakacağım dedi. Çünkü süreç öyle bir hale geliyor ki bir yerden sonra tamamen bütün her şey dijital ortamda gerçekleşmeye başlıyor. Ve bana öyle söyledi. Dedim ki o zaman siz kendinizi sistemden çıkartmış olacaksınız. Yani mutlaka bu sisteme geçeceğiz ki bahsettiğim gibi size fatura düzenlemeseniz de mükellefiniz olmasa da bundan bir sene sonra elektronik ortamda serbest meslek makbuzu düzenlemeye başlayacaksınız. Yani bu işi yapacaksanız ucundan kıyısından bir şekilde mecburen bu sisteme dahil olmuş olmak durumunda kalacaksınız. Elektronik faturada vergi usulü kanunun esas çerçevesinin çizildiği tebliğ vergi usulü kanunun 397 numaralı tebliğidir. 2010 yılında yayınlanmıştı bu tebliğ. Elektronik bütün uygulamaların veri tabanı vergi usulü kanunu 397 no'lu tebliğ ile açıklandı. 397, 416, 421 ve 424 no'lu tebliğleriyle ve aynı zamanda en son çıkan 454 numaralı vergi usulü kanunu genel tebliğ ile birlikte zaten çerçevenin tamamı çizildi. Sisteme dahil olmak durumunda kalan mükellefler hangileri ve bundan sonraki süreçte neler yapmaları gerektiği kanunla birlikte belirlenmiş oldu. Elektronik fatura, şimdi ben burada fatura nedir olayına girmek istemiyorum. Faturayı zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. Elektronik faturada aslında kanuni olarak kağıt ortamında düzenlenen faturadan hiçbir farkı olmayan bir belge türü. Bizim süreçte aslında yaptığımız şey sadece biraz iş yapış şeklimizi değiştiriyor. Sonuçta tabi olduğumuz kanunlar aynı, zorunluluklar, müeyyideler, bildirim zamanları hepsi aynı. Sadece biraz iş yapış şeklimizi değiştiren bir belge türü. Elektronik bir faturanın kağıt ortamında kesilen bir faturanın yerine yeniden bir elektronik faturanın düzenlenmesi ya da elektronik ortamda kesilen faturanın yerine yeniden bir kağıt ortamı düzenlenmesi söz konusu değildir. Bizde şöyle bir şey vardır. Biz mali müşavirler biraz kağıdı isteriz değil mi? Görmek isteriz. Telefonda kağıdı görmek isteriz, bir dokunmak isteriz. Yine bir eğitimlerde anlatıyoruz işte süreci falan. Ben bir örnek verdim bir arkadaşıma. Elini kaldırdı. Hocam ben aynısını yapıyorum dedi. Orada ben nasıl toparlayacağımı şaşırdım. Eyvah ne yapacağız dedi. Sistemde faturayı gönderiyor muyuz meslek mensubu arkadaşımız karşıya. Fatura sistemde takılıyor. Karşı taraf onu arıyor. Diyor ki faturan gelmedi diyor. Nasıl olur falan filan. Detayını hiç araştırmadan nereden kaynaklandığını sorunu. Diyor ki tamam sen kapat ben halledeceğim diyor. Aynen bu şekilde anlatıyor.
Hocam dedi, ne yaptınız dedim. Hocam vallahi aldım kağıt çıktısını, bastım aslı gibi diri gönderdim karşı tarafa dedi. Şimdi böyle de yapılıyordu bir dönemler. Aman sakın böyle bir şey yapmayın. Bu fatura zaten yok hükmünde oluyor. Çok ciddi sıkıntılar. Karşı tinceleme tutanaklarında, çünkü yeminli mali müşavir diyor ki bu fatura elektronik ortamda kesildiyse karşı bacağındaki kesilen faturayı görmek istiyorum. Sistemde eşleştirme yapmak istiyorum diyor. Öyle bir durum olursa KDV iadesinden vesaire de yararlanamazsınız. Çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. Kağıt ortamında düzenlenmiyor. Şimdi anlatacağım. Hangi durumlarda kağıt ortamındaki elektronik faturanın kağıt çıktısı diyoruz biz. Hangi durumlarda işinize yarıyor? Kağıt ortamında elektronik fatura düzenlenmiyor. Şimdi anlatacağım. Şimdi hangi durumlarda kağıtta kullanabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Sisteme dahil olan mükellefler ne yapacak? Öncelikli olarak elektronik ortamda faturasını üretecek, bir zarfın içerisine koyacak. Bir zarfın içerisine sadece bir mükellefe ait fatura koyabiliyorsunuz. Birden fazla mükellefe karışık zarf gönderemiyoruz. İlgili faturaları koyuyoruz. Merkezi kuruluş her zaman Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kendi sistemidir. Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilen faturalar aynı şekilde alıcı firma tarafından sistemine düşer. Alıcı firma faturayı alır, işler, çalışma senaryolarına göre kabul eder, reddeder. Eğer ki senaryolar baştan belirlendiyse der ki uygulama yanıtının içerisinde bu faturayı aldım, kabul ettim ve sistemine girdim diyerek bir uygulama yanıtı gönderir karşı tarafa. Şimdi başkanlık bunu ilk 390'ın olduğu tebliğde bahsederken diyordu ki bu zarfın içerisine sadece fatura konulmaz. Karşı tarafla ilgili bir işlem vardır. Gelir İdaresi Başkanlığı bile diyebilir ki size, işte örnek veriyorum, kestiğiniz bu faturaya ilişkin yaptığınız mal satışlarınızda ben bu malın irsaliyesini görmek istiyorum diyebilir. Size bilgi, elektronik ortamda bilgi atabilir. Başkanlık dedi ki bu açıklamada, tebliğde özellikle, zarfın içine fatura haricinde başka şeyler de konulabilir, başka şeyler de istenebilir. Ne istenebilir? Örnek veriyorum, irsaliye istenebilir, tahsilat makbuzu istenebilir, o malla ilgili her türlü bilgiyi isteyebilir dendi. Şimdi ben bu tebliği okuduğum zaman kafamda dedim ki bu demek ki süreç sadece elektronik faturayla kısıtlanmayacak. Mutlaka bundan sonraki süreçlerde de arka tarafında gelecek olan şeyler var dedi. Ki zaten bu yeni çıkacak taslaklardan bahsedeceğim birazdan. Bu taslaklarla da bu zarfın içine sadece fatura konulmamasının sebebi böylelikle ortaya çıkmış oldu. Yani içine biz belki müstahsil makbuzlarımızı da koyacağız, serbest meslek makbuzlarımızı da koyacağız. İhsaliyelerimizi bile bu zarfın içerisine koyup karşı tarafta ilgili alıcı firmaya ya da eğer bir inceleme kapsamındaysak merkezi kuruluş olan Gelir İdaresi Başkanlığı'na elektronik ortamda göndermiş olacağız. Fatura kapsamına giren mükellefler nedir? Bir kere öncelikli olarak bakmamız gereken gelir tablosunda 3 tane hesabımız var. 600, 601, 602 hesaplarına giren, hesaplarında kaydolan bakiyeler bizim sisteme girişimizdeki baz alacağımız kriterler olacak. Burada özellikle ben şunu uyarıyorum meslektaş arkadaşlarımıza. Bazen yanlış kayıtlar atabiliyoruz. Mesela yurt dışı işlemlerinde işte kur farkları, yurt dışı satışlar hesabında 601'de gösterildiği için e-faturaya geçişte önemli bir belirleyici faktördür. O yüzden attığımız kayıtları tam bilerek net bir şekilde atmamızda fayda var. Yanlış attığımız bir kayıt bize bir e-fatura mükellefi de yapabilir. Sisteme girmemiz gerekirken sistem harici kalıp ilerleyen dönemlerde özel usulsüzlük ya da ikinci derece usulsüzlük cezalarıyla karşı karşıya kalmamıza gerek durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden bir kere tek düzen hesap planına uygunluk çok önemli. Attığımız kayıtlar açısından, kontrollerin yapılabilmesi açısından. Tabii dedik ki 3 tane hesap. 600, 601, 602. Mesela bir sabit kıymet satışınız var. Bu bizi belirleyici bir unsur olur mu elektronik faturaya geçişte? Hayır, olmaz. Biz onu beyannamede 503 nolu kulakçığın altında gösteriyoruz. O yüzden attığımız kayıtlara bu noktada çok dikkat ediyor olmamız gerekiyor. 421 nolu tebliğde dediler ki bize öncelikle bir çerçeve çizildi. 5015 sayılı petrol piyasası kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlarla bunlardan 2011 yılı itibariyle 25 milyon ve üzeri, yine 4760 özel tüketim merkezi kanunu kapsamında 10 milyon ve üzeri bürüt satış hasılatına sahip olan mükellefler e-fatura ve e-deftere zorunlu olarak geçmek durumundadır dendi.
Sonra en son güncelleme olan 30 Haziran'da Vergi Sükanı'nın 454 numaralı tebliği çıktı. Bu tebliğiyle de dedi ki sektör ayrımı yapmak istemiyorum. Herkes 10 milyon ve üzeri brüt satış hasılatına sahip olan 2014 kriter yılı baz alındı. 2014 yılı itibariyle 10 milyon ve üzeri brüt satış hasılatına sahip olan bütün işletmeler elektronik fatura ve zorunluluk kapsamında elektronik defter uygulamalarına dahil olmuş oldular. Bu rakamların düşeceği şu anda konuşuluyor, gündemdeki konulardan bir tanesi ama şu ana kadar daha henüz yapılan bir açıklama vesaire durumu yok. Olsa ya da olmasa da hiç fark etmiyor. Siz kriter baz alacağınız yıla bakacaksınız. Ve bunun şöyle de bir ilerleyen dönemlerde sürekliliğini sağlanabilmesi için dedi ki 2014 yılında tutturamayan bakiyesini tutturamayan mükellefler takip eden yıllarda hangi yıl itibariyle tutturduysa o cari döneme ait vereceği kurumlar vergisinin beyannamesini takip eden ilk takvim yılı itibariyle e-fatura ve e-defter uygulamasına zorunlu olarak geçmek durumundadır dediler. Yani gelir idaresi aslında bize burada bir yıl hazırlanma süreci veriyor. O cari döneme ait verdiğimiz kurumlar beyannamesinden sonraki dönem içerisinde. Yine burada birkaç tane önemli nokta var. Örnek veriyorum. Bu hep soruluyor bize. İşte inşaat işlerinde takip işler bunlar. Hemen o dönemde bitmiyor. Bir yıllık, iki yıllık değil. Dönemler uzuyor. Biz işte e-fatura mükellefi olur muyuz, olmaz mıyız? Özellikle işte yılları sarı inşaat işlerinde ve işte dekapaj, onarım işlerinde vesaire. Bu konuda çok net bir açıklama yapmış tebliğ ve bununla ilgili bir genelge de yayınladı. Dedi ki bir kayıt, bir işlem, bir hasılat, o işletmeye ait borcu, alacağı, karı, zararı hangi dönem itibariyle bilanço hesaplarından çıkıp gelir tablosu hesaplarına geçerse o dönemi takip eden takvim yılına itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına dahil olmuş olacaklar. Sisteme dahil olanlar ne yapacaklar? Zorunluluk kapsamında e-fatura ve e-defter kullanacaklar. İhtiyari olarak geçen mükellefler ister e-fatura kullanırlar, ister e-defter kullanırlar. İhtiyari olarak geçenler için. Ama zorunluluk kapsamında geçenler her ikisini birlikte kullanmak durumundalar. Biliyorsunuz ihracat uygulamaları çok yeni bir uygulama. Neredeyse 1-1,5 ay oldu bizim sisteme dahil olanı. Ve bu konuda Vergi Sükanı'nın 475 nolu tebliği yayınlandı Aralık ayında. Dendi ki 1 Temmuz 2017 itibariyle zorunluluk kapsamında e-fatura mükellefleri ihracat faturalarını elektronik ortamda kesmeye başlayacaklardı. Bu tebliğ ilk yayınlandığı zaman piyasada çok ciddi bir sıkıntı oluştu. Herkes dedi ki eyvah ben ihracat yapıyorum, mükellef değilim, sisteme dahil olacak mıyım dediler. Aslında süreç öyle değildi. Tebliğde dendi ki elektronik fatura uygulamasına dahil olan mükellefler yaptıkları ihracat işlemlerini ihracat ortamında elektronik uygulamalarda fatura olarak kesecekler. Yani siz ihracat yapıyor olabilirsiniz. Sisteme dahil olan bir mükellef değilseniz eğer bu sisteme dahil olmayacaksınız. Sisteme dahil olanlar sadece e-fatura mükellefi olup İhracat yapan işletmeler elektronik ortamda ihracat faturalarını düzenlemeye başlayacaklar. 1-1-2017 itibariyle ihtiyari olarak başladı bu sistem. 1 Temmuz 2017 itibariyle de zorunluluk kapsamında hayatımıza girdi. Burada kimler var bu süreçte? Biz bunlarda aslında ihracat ve yolcu beraberi mal ticareti yapan işletmeler olarak iki kapsamda değerlendirdi bunu Gelir İdaresi Başkanlığı açıklamış olduğu tebliğlerde. İlişkili taraflar burada 4 tane. Birincisi mükellef, ikincisi her ne koşulda hangi fatura tipi seçiyorsanız seçin hiç fark etmiyor. Merkezi kuruluş her zaman Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kendi sistemidir. Yani kestiğiniz faturaları, yaptığınız berat, hazırladığınız beratları, her türlü işlemi başkanlığın sitesine gönderiyoruz. Merkez Gelir İdaresi Başkanlığı, üçüncüsü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı artık bu işin içerisinde dahil olmuş oldu. Yani biz kestiğimiz ihracat faturalarında aslında iki tane müşteri kesiyormuşuz gibi görünüyor. Birincisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ikincisi ise karşı taraftaki alıcı olan firma. Neden alıcı olan firmayı direkt yazamıyoruz? Çünkü alıcı olan firma Türkiye'de var olmayan, yurt dışında var olan bir firma. Yurt dışında var olan bir firmanın da bizim sistemimize dahil olması söz konusu olmadığından
karşı tarafında bir muhatap bulabilmek için muhatabımız Gümrük ve Ticaret Bakanlığı altında karşı tarafta ihracat işlemini gerçekleştirdiğimiz karşı taraftaki alıcı firma olacak. Ve dördüncüsü de bahsettiğim gibi bu süreçte alıcı kurum. Yani ikisi adına bundan sonra ihracat faturaları kesilmiş olacak. Burada birkaç tane senaryo var. Bunlarla ihracat faturalarıyla ilgili birkaç tane örnek vermek istiyorum açıkçası. Senaryo 1, diyor ki fatura Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sistemine düştükten sonra ne olacak? Bir kere temel senaryo mantığıyla çalışılıyor. Hiçbir zaman unutmamamız gereken bir şey. E-fatura e-defter uygulamalarını ilk defa anlattığımız zaman 2013 yılında biz bu uygulamalar başladı. 1 Nisan 2014'te zorunluluk kapsamındaydı. Tebliğ çıktı ve ben ertesi gün derse çıktım. O gün sabaha kadar elektronik uygulamalar çalıştım. Ve işte anlatıyoruz işte bu süreçte işte ne yapacağız, ne edeceğiz, kim temel fatura, kim ticari fatura senaryosunu kapsayacak, ne yapacağız falan. Bir kere unutmamamız gereken şey şu ki birazcık ticari faturada, temel faturada ticari güç kimdeyse temel faturayı kabul ettiren taraf o oluyor. Aynı şekilde kamuda da bu şekilde geçerli. Bu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na kestiğimiz faturalar da temel fatura senaryosunda. Biliyorsunuz elektronik SGK da bir duyuru genelde yayınladı. Artık dedi bana kestiğiniz faturaları da elektronik ortamda yollayacaksınız dedi. SGK da elektronik veri tabanlarını güncelledi. Yani kamu artık elektronik ortamda, elektronik ortamdaki temel fatura senaryosuyla çalıştığı için onlara gönderdiğimiz faturaları kabul edebilir, reddedebilir. Bu tamamen sisteme uygunluğu ile ilgili olan bir durum. Temel fatura senaryosuna Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilen fatura eğer ki usule uygunsa, mevzuat hükümleri çerçevesinde herhangi bir sıkıntı yoksa ve o malın ihraç edilmesinde usulen herhangi bir durum yoksa, sıkıntı yoksa o zaman diyor ki Gelir Dairesi Başkanlığı'na bir mesaj yolluyor. Diyor ki uygulama yanıt olarak kabul ediyorum faturayı diyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Kabul ettikten sonra ne oluyor? Yeni bir uygulama geldi. 23 haneli her faturaya, kabul edilen her faturaya 23 haneli bir referans kod verildi. Bu referans kod beyannamenin ekinde 44 nolu kutucuğun altında her bir fatura için ayrı ayrı gösterilecek olan kod oldu. Başka bir senaryomuz ne? Diyor ki bir faturada mal kalemlerinden bir kısmının yurt dışına çıkış işlemlerine başlanması, bir kısmının henüz daha tarihi belli olmayan yakın bir gelecek tarihte yurt dışına çıkışının yapılması. Eğer böyle bir netlik durumu yoksa, örnek veriyorum, 100 kalemlik bir mal ihracatı yapacaksınız. 100 kalemlik faturayı gönderdiniz, ilgili ekteki dokümanları gönderdiniz. Gümrük Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bir baktı, dedi ki bu malların içinden 70 tanesinin kesin çıkışı var, 30 tanesi herhangi bir tarihte çıkacağı izlenimi yarattınız. O zaman bakanlık diyor ki ben sadece diyor burada 70 tane faturanın 70 tane malın çıkışına onay veriyorum. 30 tanesini kabul etmiyorum diyor. Faturayı size geri gönderiyor. O yüzden kestiğimiz faturalarda gerçekten malın hepsi birlikte çıkacaksa, bir bütün olarak çıkacaksa bu şekilde kesip göndermenize fayda var. O zaman ne diyor? Ben bu faturayı kabul etmiyorum. Çünkü 30 birimlik malın ne zaman çıkacağı belli olmadığından dolayı size rek uygulama yanıtı gönderiyorum diyor ve faturayı size tekrar iade ediyor. Üçüncü bir senaryomuzda diyor ki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sistemine düştükten sonra mal kalemlerinden hiçbirisinin çıkışının bakanlık tarafından çıkışına uygun görülmemiş olması. Örnek veriyorum, bunu biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsunuzdur. İşletme diyordur ki işte şu malı ihraç edeceğiz ama o belki Gümrük Bakanlığı'nın listesinde kotalı bir maldır. Çıkışına her zaman izin verilmeyen bir maldır. Eğer böyle bir durum varsa doğrudan buna uygulama yanıtı olarak red yanıtı gönderiyor ve ihracat işlemini bu aşamada durdurabiliyor. Dördüncü senaryo diyor ki fatura Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sistemine düştükten sonra her belli bir miktar kalem gösterildiği halde GÇB'de daha fazla çıkışın olması. Örnek veriyorum, 100 birimlik bir fatura kestiniz ama Gümrük GÇB'de baktığınız zaman 130 birimlik bir mal var. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı diyor ki ben bununla ilgili sadece 100 birimlik malı çıkışına izin veriyorum, faturasını onaylıyorum.
Geri kalan 30 birimlik malın çıkışını onaylamıyorum. Faturayı yeni baştan kesin. Eksik kalan 30 birimlik için diyor. Ve buna ilişkin 23 haneli referans kodunu gönderiyor ve beyannamemizde 44 nolu kulakçığın altında bildiriyoruz. Peki sistem çöktü. İş yerimize Allah korusun su bastı. Geçenlerde İstanbul'da haberlerde dinlemişsinizdir. Doluydu ve korkunç bir doluydu. O gün gerçekten ekonomide çok ciddi hasarlar oluştu. Şimdi İstanbul'da dolaştığım zaman bir hafta sonra falan insanlar böyle kendine gelmeye başladı. Bütün arabaların üzerinde böyle nokta 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 delikler. Böyle bir Allah korusun olağanüstü bir doğa afeti oldu. İşletmenizde hırsızlık oldu, bir şey oldu. Herhangi bir sebeple faturanızı kesemiyorsunuz. Öyle bir durumda sistem durur mu sizce? Durması gerekir değil mi? Bu kadar fazla elektronik veri tabanı varsa, bu kadar güçlü bir sistemse, şu anda sisteme dahil olan 62 bin tane mükellef var ve 2018 yılı itibariyle Gelir Vergisi Başkanlığı yaklaşık 100 bin tane mükellef hedeflemesi yapıyordu ki muhtemel tutturacaklar. 40 bin tane mükellef çok rahatlıkla geçeceğini düşünüyorum geçmiş dönemlerden e-fatura mükellef olacaklarından dolayı. Sistem durmayacak. Diyor ki başkanlık, her şekilde diyor, her ne olursa olsun elektronik uygulamalarda e-fatura mükellefi faturasını e-fatura olarak kesmek zorundadır diyor. Ancak olağanüstü durumlar olduğu zaman 30 Haziran'da bir genelge yayınladı. 8 maddesinde şunu söylüyor. Olağanüstü durumlar varsa eğer sistemde bir çökme, sistemsel bir arıza, olağanüstü bir durum varsa bu durumlarda yine süreci durdurmayacağız. Sonuçta ticari hayat devam eden bir hayat. Ticari hayatı durdurmayacağız. Eğer sistemde 2 saatte aşan bir aksaklık varsa faturanızı elektronik ortamda daha önceden kestiyseniz kağıt çıktısını kaşe ve imza ile kullanabilirsiniz diyor. Ancak sistemsel bir arıza var ve olağanüstü bir durum var. Bu tarz durumlarda ne yapacağız? Vergi Sükan 447 nolu tebliğinde çok net açıkladı. Dedi ki sistemsel arızalarda işletmeler elektronik faturayı kullanmak zorundalar. Ancak ticari hayatın durdurulmaması adına bir miktarda kağıt olarak basılı fatura bir kenarda duracak dedi. Olağanüstü durumlarda kullanıyor olabilmek için. Peki o zaman ben nasıl referans numarası alacağım? Elektronik ortamda kesemedim faturayı. İhracat GÇB'yi de bildirmem gerekiyor beyannameye. Nasıl elektronik faturayı o zaman beyan edeceğim? Referansını gireceğim ve ihracatına izin vereceğim. O zaman diyor ki eğer sistemde diyor kesemediyseniz faturayı kağıt çıktı olarak kullanıyorsanız diyor bunun 0-100 koduyla birlikte diyor beyannameden çıkışını yapacaksınız diyor. Eğer diyor sistemde herhangi bir sıkıntı yok, normal faturanızı kestiyseniz, bu elektronik fatura ekranlarında var çünkü kodlar karşımıza çıkıyor. 23 haneli referans kodun diyor 0886 koduyla çıkacaksınız diyor. Ama kağıt ortamında kestiniz, olağanüstü bir durum var ve elektroniğe çeviremediyseniz 0100 koduyla çıkışını yapacaksınız diyor. Ve burada biraz açıkçası şeyi bırakmış. Mükellefe daha fazla hani mükellefe ya da referi tutan, faturasını tutan mali müşavire güven unsuru öne çıkmış. Yani diyor ki ben sana güveniyorum. Eğer sistemde hata varsa diyor kağıt ortamda keseceksin diyor. Sistem düzeldi. Herhangi bir problem yok. Elektronik ortamda veri akışı devam ediyor. Bu faturayı iptal edip elektronik ortama geçirecek miyim? Hayır geçirmeyeceğim. Fatura kesildi ve artık ihracat işlemleri bizim için o faturaya ilişkin olarak bitmiş durumda. Bir de biliyorsunuz yine 365 sayılı katma değer vergisi kanunun 11. maddesi kapsamında ihracat faturalarıyla birlikte yolcu beraberi mal ticareti yapan işte kurumlar var işte ya da işte kişiler var. Burada kimler dahil olacak? Bu öncelikle bu ilk çıktığı zaman tebliğ Temmuz ayında bu da biraz sıkıntı yarattı. Eyvah herkes mi bu sisteme dahil olacak diye. Sisteme dahil olanlar yalnızca yetki belgesine sahip aracı kurumlarla çalışan işletmeler bu sisteme dahil olacaklar. Onun dışında örnek veriyorum malın KDV iadesini ya da vergi iadesini mal çıkışı yapıldıktan sonra alanlar ya da banka şubelerinden tahsil edenler ya da gümrük şubelerinden tahsil edenler veya işte örnek veriyorum daha önceden avans olarak KDV iadesi alanlar kapsamında çalışanlar değil. Yalnızca ilgili bir
kurum tarafından yetki belgesine sahip aracı kurumlarla çalışan işletmeler elektronik ihracat kapsamında faturalarını yolcu beraber ticarette e-fatura olarak düzenleme yükümlülükleri vardır. Tabi burada baktığınız zaman işin içine biraz da tax free faturalar da giriyor. Burada bakacağımız ya da işte örnek veriyorum konsinye faturalar var. Özel faturalar dediğimiz özellikle bizim İstanbul'da Laleli bölgesinde bavul ticaretiyle uğraşanlar. Çünkü o piyasada da biraz sıkıntı oldu. Herkes ihracat geçiyor deyince piyasada bir genel aldı. Eyvah bütün herkes ihracat mı faturasını elektronik ortamda kesecekler. Mesela örnek veriyorum, biz nasıl biliriz? Bavul ticaretiyle uğraşan işletme kişiler için kesilen faturalar özel faturalardır. Bu özel faturalarda gümrük ve çıkış beyanları, gümrük çıkış beyannamesi ekinde herhangi bir bildirim yapılmıyorsa zaten normal şekilde ya e-arşiv fatura ya da kağıt ortamındaki fatura olarak devam edecek. O yüzden bavul ticaretiyle uğraşanlar bu kapsam dışında kaldı. Mesela tax free faturalar, konsinye faturalar, özellikle serbest bölgelere mal alım satımı yapan işletmelerin durumları, bunlar ne olacak? Bunlarla ilgili. Mesela proforma faturalar, aslında proforma faturalar vergi 213 nolu vergi tutanlı genel tebliğ kapsamına baktığınız zaman herhangi bir mali değeri olmayan belgelerdir. Bu tarz durumlarda özellikle açıklamalar yapıldı. Biz faturaları ne şekilde keseceğiz? Ya da sıfır bedelli kesilen yurt dışında bir örnek veriyorum, lansman tanıtımı var, sıfır bedelli çıkan faturalar. Yeni bir ders başkanlığı konuyla ilgili net bir açıklama yaptı. Dedi ki, gümrük beyannamesinin ekine konu olacak her fatura sisteme dahildir. Gümrük beyannamesi ekinde konu olarak göstermediğiniz işlemler sisteme dahil değildir dedi. Örnek veriyorum, bu kapsamda konsinye faturaları eğer bir gümrük beyannamesi ekinde bildirim yapıyorsanız sisteme dahil oldu, yapmıyorsanız sistem dışı kaldı. Aynı şekilde tax free faturalar. Ama şunu söyledi, siz sistem dışı kalabilirsiniz ama e-fatura mükellefiyseniz hizmet ihracatı da sistem dışı. Sistemin kuruluşu tamamen mal satışları ile ilgili. Siz sistem dışı kalabilirsiniz ama e-faturaysanız da yine elektronik ortamda eğer varsa elektronik arşiv mükellefiyetiniz, e-arşiv olarak faturaları keseceksiniz. Eğer şimdi mükellefiyetiniz de yoksa o zaman kağıt ortamda faturalarınızı aynı şekilde düzenlemeye devam edeceksiniz dedi. Sistemin işleyişi nasıl olacak bu yolcu beraber mal ticaretiyle uğraşan işletmeler için? İlgili mal satışını yapan firma faturayı kesecek ve yine Gelir Vergisi Başkanlığı'nın merkezi kuruluşu olan sitesine atacak. Gelir Vergisi Başkanlığı kim adına kesecek? Yine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına. Gelir Vergisi Başkanlığı faturayı ilgili gümrük müdürlüğüne gönderecek. Gümrük memurluğu faturaya bakacak. Eğer ki herhangi bir sıkıntı yoksa onayladığı takdirde yetkili aracı kurum, KDV iadesinden sorumlu olan yetkili aracı kurumun sitesine yollayacak. Eğer ki bu yöntemle çalışıyorsanız. Yetkili aracı kurum kendi sitesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen gümrük memurunun kendi sitesine düşen faturasını onayladıktan sonra ilgili pasaport eşliğinde pasaportunuzu ya da kimliğinizi ibraz etmeniz şartıyla KDV iadesinden bu anlamda faydalanabileceksiniz. Bu yapı taslak olarak ilk çıktığı zaman başkanlık şunu da farkındaydı açıkçası. Şimdi faturayı mağaza iptal etti diyelim. İşte ilgili firma KDV iadesinden faydalanmak için iptal edilen faturayı iyi niyetli ya da kötü niyetli gidip KDV iadesini yetkili aracı kurumdan alabilir değil mi? Faturası gelmiş, onaylanmış, kimliğini gösterdi, aldı. Burada açıkçası iki merkez arasında bir kopukluk vardı. Şimdi artık faturayı kesen firma doğrudan SMS ya da mail yoluyla yetkili aracı kuruma bilgi atıyor. Gelir dersine de gönderiyor, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na da gönderiyor ki ben şu nolu faturayı iptal ettim. İlgili kişi size gelirse ödemesini yapmayın diye en azından burada herhangi bir vergi kaybının da önüne geçilmiş oldu bu süreçle ilgili olarak. Yolcu beraber ticarette aslında ihracat uygulamaları çok geniş bir uygulamaydı ama bazı uygulamalar kapsam dışı kaldığı için muhtemel bunlara da artık zamanla kademeli kademeli olarak geçilecek olan sistem uygulama olarak karşımıza çıkacaklar. Tabii bildiğiniz üzere bu özellikle burada şu noktayı belirtmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz 6698 sayılı kanun çıktı.
Bu kanun uzun bir dönemdir yürürlükteydi aslında ama 1-1-2018 itibariyle tamamen hayatımıza girecek kişisel verilerin gizlediği kanunu. Bu kanunla ilgili birçok şey sınırlamalar getiriyor. Örnek veriyorum, bunu sosyal hayattan örnek vereceğim. Bir arkadaşınız size başka bir arkadaşının telefonunu istedi. WhatsApp'tan atmanız bile bir suç olacak. Çünkü o kişiye ait kişisel verisini açık rızası olmamak şartıyla başka biriyle paylaşmış olacaksınız. Burada özellikle buna çok dikkat edildi. Kişinin herhangi bir kişisel verisine zarar gelmeyecek, bilgi paylaşımında sıkıntı olmayacak şekilde fatura, şu kişiye ait şu fatura iptal edilmiş verisi yayınlandı. Bu bilgiyi bir dipnot olarak belirtiyorum. Bu bizim sosyal hayatımızda birçok noktada karşımıza çıkacak. Herhangi bir paylaşımın ya da herhangi bir durumda, örnek veriyorum, kan ihtiyacımız var. Bir yakınınıza, Allah korusun, bir kan ihtiyacı oldu. Sosyal medyada paylaşmanız bile sıkıntı yaratabilecek. Çünkü o kişinin rızası var mı yok mu cep telefonunun yayınlanması. Bu tarz kanunlar 6698 sayılı kişisel verilerin gizliliği kanunu 1-1-2018 itibariyle aktif olarak yürürlüğe girmiş olacak. Bunu da belirtmek istedim. Sisteme dahil olanlar ne yapacaklar? Bir kere tüzel kişiler mali mühür alacaklar. Vergisi kanunu kerar 242 ve vergisi kan 424 nolu tebliğler kapsamında. Gerçek kişiler de elektronik ortamda elektronik imzalarını alacaklar. Ancak tebliğde bir açıklık var. Yani şöyle bir açıklık var. Diyor ki gerçek kişiler de isterlerse mali mühür kullanabilir. Ama tüzel kişiler gerçek kişiler gibi elektronik imza kullanamazlar diyorlar. 5.2 sayılı kanun çerçevesinde gerçek kişiler elektronik imzalarını ya da mali mühürlerini aldıktan sonra başvuru süreçlerimizi doğrudan ekranda gördüğünüz linkten yapabiliyorsunuz. Kamu sertifikasyonu merkezinden yapma zorunluluğumuz var. Yeni Dersi Başkanlığı konuyla ilgili tek yetkili kurumu kamu sertifikasyonu merkezi olarak yetkili kıldı. Kamu sertifikasyonu merkezinin mali mühürleri TS damgalı olan mali mühürlerdir. Ve herhangi bir sıkıntı yaşadığınız zaman doğrudan Gelir Dersi Başkanlığı'yla entegre edilmiş sistem üzerinden çalışırlar bunların veri tabanları. Şöyle ki, örnek veriyorum, şunu düşünün. İşte işletme, birazdan anlatacağım, ünvan değişikliğine gitti. Ya da işte örnek veriyorum, işletmeniz tasfiye oldu, kapandı, bitti. Bu süreçlerde neler yapmak gerekiyor mali mühürlerin değiştirilmesiyle ilgili? Veri tabanları nasıl çalışıyor? Siz eğer ki işletmeniz tasfiye olduysa ve tasfiye işlemi sonlandıysa, çünkü burada da sıkıntı var. Diyor ki, tasfiyeye bir giren işletme öncelikle ne yapar? Ünvan değişikliği yapar, değil mi? Tasfiye halinde XYZ olur. Tasfiye haline giriyorsanız işletmenizin ünvanı değiştiği için bir kere mali mühürünüzü değiştirmeniz lazım. Nasıl işletmede kaşemiz, eğer işletmede örnek veriyorum işte bazı şirketler var diye inşaat, limited, kırtasiye bilmemlerinin yok yoktur. Yani ne iş olsa yaparım formasındadır. Ünvanınıza en ufak bir değişiklik yapıldıysa nasıl kaşenizi değiştirip ilgili kamu kurumlarına, yetkili mercilere bilgi veriyorsanız aynı şekilde de mali mühürlerimizi değiştirmemiz gerekiyor bu süreçle ilgili. Peki işletmem tasfiyeye girdi. Tasfiye halinde XYZ oldu. Ünvan değişikliğini yaptım. Mali mühürümü değiştiriyor muyum? Değiştiriyorum. Peki işletmem, ama tabii işletmenin hayatı devam ediyor. E-fatura mükellefiyetim devam eder mi sizce? İşletmem tasfiye halinde artık. Devam eder mi? Üstad buradan devam eder diyor. Benim hiçbir zaman e-fatura mükellefim Evet, işletmemiz tasfiye haline girdi. Mali mühürde ünvan değişikliğine gittik. E-fatura mükellefiyetimiz devam ediyor mu, etmiyor mu? Ama şöyle de bir şey var şimdi, mantık olarak yüksek sesle düşünüyorum. Devam ediyor ama bir tane fatura kesilmiyor. İşletme bitmiş artık, sadece kağıt üzerinde var.
Sizce e-faturanın bir kelefiyeti var mı yok mu? Defter zorunluluğu devam ediyor mu? Ben onların yalancısıyım diyorsunuz. Evet. Hayır, düz mantık. Keşke gitseniz bile. Çıkamıyorsun yani. Bir girdiğin zaman çıkışın olmadı. Çıkamıyorsunuz, evet. Hayır, evet, doğru. Şirketin tavsiyeye girmiş olması, tavsiye süreci uzamış olması, onun büyük bir şahsiyetinin sona ereceği anlamına gelmez. Aynen öyle. Diyor ki sistem hiçbir şekilde diyor e-fatura mükellefiyetiniz sona ermiyor. Her ne kadar kağıt üzerinde kalan bir işletme olsanız da hala tasfiye süreciniz devam ediyor. Her an tasfiyeden geri dönüş durumunuz söz konusu olabilir. İşletme resmi olarak ticaret sicilinden kaydı silinmedi ya da vergi dairesi tarafından resmen terk işlemi yapılmadığı sürece hala benim için canlı hayatta devam ediyordur ve dolayısıyla e-fatura mükellefiyetimiz de devam ediyordur. Ne zaman zaten hocam? Yani 4 yıldır görmediğiniz eşinizden şayet resmi boşanmadıysanız hala evlisiniz. Maalesef. Aynen ona benziyor. Maalesef öyle yani. Şu sorduğum için sana ölmüştüm. Niye? Evli değil mi? Bu da 4 yıldır görüşmüyor. Üstad o benim için. Yok, şey, ben bilmem. Ben yanlış anladım. Hatta bir çözülmesi lazım. Başımızda iki tane firma var. Bunun aslında e-fatura da takip etti. Ve defter de takip edildi yok. Sonradan defter yaptırıyorlar bir olarak. Çünkü öyle bir para yok zaten. Takip edilecek bir şey yok. Süreçte mutlaka bunlara da bir çözüm bulunacaktır. Çünkü dediğim gibi sistemde çok fazla elektronik veriyle oluşan veri tabanları var. Çok fazla yeni uygulamalar var. Ben şimdi birazdan söyleyeyim onu. Yani elektronik servis meslek makbuzundan biraz bahsederken söyleyeceğim. Öyle işletmeler, öyle avukatlar var ki bilmem ne kadar çok fazla cirosu var ama sisteme dahil değil. Amaç burada daha çok kayıt dışılığın önüne geçmek, evet. Daha çok işte veri tabanlarına bilgi akışını sağlamakla ilgili olan bir durum. Her bir mali mülk, elektronik ortamda üretilen her bir mali mülk bir vergi kimlik numarası üzerinden açılır. Yani bu şu demektir, eğer işletmenizin vergi kimlik numarasının değişmesine sebep olan bir durumla karşı karşıya kalırsanız otomatik olarak mali mülklerinizi değiştiriyor olmamız gerekiyor. Nasıl elektronik imzalarımız, işte kendi adımıza çıkarttıklarımız, bizim TC kimlik numaramızın üzerine açılıyorsa aynı şekilde elektronik ortamdaki mali mühürlerde vergi kimlik numarası üzerine açılıyor. Mali mühür başvurularımıza kamu sertifikasyon merkezinin sitesine giriyoruz ve girdikten sonra bize birkaç tane güvenlik bilgisi soruyor. İşletmemize ait kimlik bilgilerini doldurduktan sonra burada benim size önerebileceğim en önemli nokta şudur ki eğer işletmeleriniz adına mali mühür başvurusunda bulunuyorsanız lütfen iletişim bilgisi olarak biz mali müşavirler kendi bilgilerimizi yazmayalım oraya. Çünkü geçen yıl çok fazla firmayla uğraştık bu konuda. Ekim ayında sisteme ilk giren mükellefler hepsi birçoğunluğu mali müşavirler kendi bilgilerini yazdılar. İşletmeleri muhasebe müdürleri ya da muhasebesinden sorumlu olan kişiler. Bazen o kişiler işten ayrılabiliyor ya da örnek veriyorum o kişi hala çalışırken mail adresi değişebiliyor. Herhangi bir sıkıntı yaşanabiliyor. Doğrudan o kişinin mail adresine 3 ay öncesinden uyarı bilgisi gidiyor. Diyor ki dikkat et mali mühürün 3 ay sonra dolacaktır diye. Bunu yanlışlıkla bir spama düşebilir, önemsiz maillere düşebilir. Fark etmeyebiliriz ve boşu boşuna işletmeyle ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Çünkü mali mühürünüz yoksa elektronik ortamda fatura üretemiyorsunuz. Bu çok ciddi bir sıkıntı. O yüzden hiçbir şekilde burada iletişim bilgilerine mali müşavirler en azından bunu yapalım. İşletme yetkililerine bu sorumluluğu verelim. Patronun adını yazın. Eğer ki onun mailine düşüp de o size bildirmiyorsa en azından onun sorumluluğu olarak onun üzerinde kalsın bu süreç. Başvuru aşamalarımızı tamamladıktan sonra burada sertifika tiplerini belirliyoruz. İşte akıllı kart okuyucumu falan. Bu biraz teknik ama biz sadece akıllı kart okuyucuları seçiyoruz burada. USB belleğe benzeyen masaüstü akıllı kart okuyucular bunlar. Sahipname imzalandığında, elektronik ortamda imzalandıktan sonra bize bir barkodlu çıktı veriyor. Ve bu barkodlu çıktıyla Vakıflar Bankası'nın kamu sertifikasyon merkezinin belirlediği banka hesabına gidiyoruz. Bu barkod koduyla birlikte vergi kimlik numarası, barkod kodu ve işletmenin tam ticari ünvanı ile birlikte paramızı yatırıp elektronik ortamda mali mühürün üretilmesini bekliyoruz. Peki ben buraya vergi kimlik numaramı yazmadım. Elektronik ortamda yine mali mühürümü üretilir mi sizce?
üretilmez. Neden? Çünkü gelirler kamu sertifikasyon merkezi şunu yapıyor. Bankadan aldığı listedeki, yani oradaki vergi kimlik numaralarıyla başvuru yapmış olduğunuz bu formdaki kimlik numaralarını karşılıklı çakıştırıyor. Çapraz kontrolünü yapıyor. Bu kontrol sonrasında nasıl dedik, her bir işletmenin vergi kimlik numarası üzerinden açılır mali mühürleri. Elektronik ortamda mali mühür üretiliyor. İlk çıktığı zaman 690.04'tü. Bir arkadaşım, kendi mali müşavirlik ofisi var, 690 lira para yatırdı. 0.4'ü yatırmadı maalesef ki. Elektronik ortamda mali mühürü üretilmedi. Çünkü sistem diyor ki, 0.1 bile olsa diyor, vergi kimlik numaranı doğru yazacaksın diyor. Barkod kodunu doğru yazacaksın diyor. Ben senden eksik fazla para istemiyorum. Tam bedelini ödemek zorundasın diyor. Tam bedel üzerinden üçünü çapraz kontrol yapıyor ve mali mühürünüzü üretip size gönderiyor. İlk çıktığı zaman pahalıydı ama şimdi bayağı ucuzlamış ustad. 200 liralara falan düşmüş mali mühürler. Teşvik edilecek amaçlı. Mali mühürler adresinize, kimi yetkili kıldıysanız adresinize, adresinize gönderiliyor. İşte biraz ekranda gördüğünüz gibi akıllı kart okuyucu ve mali mühür sim kartı ile birlikte. Takarken biraz dikkat edelim. Eğer ki üzerindeki çip silindiyse, çizildiyse burada elektronik ortamda üretilen mali mühürünüz geçersiz olabiliyor. Yeni baştan mali mühür başvurusunda bulunmak durumunda kalıyoruz. Bunu da taktıktan sonra e-fatura başvuru süreçlerimize geçmiş oluyoruz bunlarla ilgili. Nevi değişikliğine giden mükelleflere bahsetmiştik. Yeni mali mühür üretmek zorundalar. Peki hayat duracak mı? Yeni mali mühür 3 günde 5 günde üretilmiyor ki. Bazen 10 günde üretilip gönderilebiliyor. Çünkü yoğun bir dönem oluyor. Gelir dersi başkan diyor ki hayır, hayat durmuyor. Eski mali mühürlerinizle fatura düzenlemeye devam edebilirsiniz. Ta ki yenisi gelene kadar. Nasıl düzenleyeceğim? Eskiden İncişalcı Limited'di. Şimdi oldu İncişalcı Anonim Şirketi. Evet, düzenleyebilirsiniz. Nasıl biz şu anda hani faturalarımız eski elimizde varsa yenilerini bekleyene kadar sticker'la yapıyorduk, işlemimizi çözüyorduk. Diyor ki faturanın ilgili açıklama alanında şu vergi kimlik numarasıyla ünvan değişikliği yapar, şu şirkete ait faturadır bilgisiyle doğrudan faturalama işlemlerimize devam edebiliyoruz. Mali mühürü kime geldi? Ben unuttum. 15 gün daha eski mali mühürle fatura kesmeye devam edebilir miyim? Edemem. Çünkü bunu da kontrol altına almışlar. Kamu sertifikasyon merkezi ürettiği yeni mali mühürünü sizden önce gelir dersi başkanlığına bildiriyor. Diyor ki ünvan değişikliğine giden şu şirketin mali mühürünü ürettim, kendisine teslim ediyorum diyor. Siz teslim ettiğiniz an itibariyle onu kullanmakla, teslim aldığınız an itibariyle kullanmak zorundasınız. O yüzden sistemleri bu kaçağı önüne geçmiş oldular bunu yaparak. Demiştim 15 gün içerisinde ticari, eğer ünvan değişikliği yaparsanız ticari sicil gazetenizle birlikte yeniden mali mühür ürettirebiliyorsunuz. Sisteme dahil olanlar elektronik ortamda e-fatura başvurularını gerçekleştirecekler. E-fatura gov.tr adresinde istediğiniz bütün verilere ulaşabiliyorsunuz. Yalnız acizane tavsiyem de bu siteyi sürekli girip kontrol etmeniz. Çünkü gelir dersi başkanına şöyle bir açıklama yaptı. Limitler gibi, işte limitlerin düşürülmesi vesaire gibi konular dışında kalan tüm uyarılarımızı dikkat ederseniz genelgelerle ya da duyurular şeklinde artık sitede paylaşmaya başladı. O yüzden e-fatura ve e-defter mükellefiyseniz en azından günde bir kere bir girip sistemde bir değişiklik var mı, güncelleme var mı bakmanızda fayda var. Yeni, bu belki teknik bir bilgi ama şematrollar değişti, faturaların veri tabanları değişti. Bununla ilgili en azından eğer ki GİP portalını kullanıyorsanız belki burada IT'cinize, bilgi işlemcinize belki bu konuda uyarabilirsiniz ya da özel entegratör firmayla iletişime geçebilirsiniz. E-fatura mükellefine dahil olabilmek için ekranda gördüğünüz e-fatura gov.tr başlığının altındaki linke tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra yine aynen bahsettiğimiz gibi işletmenizin ticari kimliğine ait bilgilere girdikten sonra bir de burada uygulamadan yararlanma yöntemi var. En önemlisi o, ilk defa girecek mükellefler için. Şimdi şunu söylüyorlar, diyorlar ki ben işte İlk birkaç ay portal yöntemini kullanacağım. Ücretsiz bir yöntem. Sonra özel entegratöre geçeceğim. İstediğiniz zaman yöntemler arası değişiklik yapabilirsiniz. Başvurudan sonraki süreçte de bu değişikliği yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntılı bir durum söz konusu değil. E-Fatura
e-fatura başvurunuzun hangi aşamada olduğunu görmek istediğiniz zaman da yine e-fatura gov.tr başlığının altında sorgulama ekranları var. Bu sorgulama ekranına girdiğiniz zaman vergi kimlik numaranızla birlikte firmada doğrudan sorumlu olarak yazdığınız kişinin e-mail adresiyle e-fatura başvurunuzun hangi aşamada olduğunu görebiliyorsunuz bu süreçte. Şimdi 3 tane yararlanma yöntemi var. Birincisi git portal üzerinden yararlanabiliyorsunuz. İkincisi yazılımlı onayı almış uyumlu bir yazılım üzerinden yararlanabiliyorsunuz. Ya da özel entegratör yöntemlerinden bir tanesiyle yararlanabiliyorsunuz bu süreçte. Birincisi öncelikle ben ilk anlattığım zaman bana şey demişler, hocam hangisi ücretsiz? Birinci yöntem ücretsiz bir yöntem. Gelir Dersi Başkanlığı'nın portalı hesabı. Burada aylık kestiğiniz faturaların 500 taneye kadar olanları bu sistemde kullanabiliyorsunuz. İlk geçiş aşaması için kullanılabilir mi? Bu tamamen işletmenizin kendi ticari gücüne ya da işte fatura ilişkisine bağlı olan bir durum. Tamamen sizin vereceğiniz bir karar. Ücretsiz bir yöntem olup iki tane fatura serisi var. Şimdi burada belki biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kamera beni görmüyor herhalde şu anda. Şöyle bir yöntem var. Örnek veriyorum. İşte iki fatura serisi var ve bunların hepsinin müteselsel seri numaralarının birbirini takip ediyor olması gerekiyor. Bazen dönem sonlarında şu olabiliyor. Örnek veriyorum. Bütün hepimiz 31 Aralık itibariyle defterlerin baskısını yapıp işte hesapları tutturup vade farklarını bitirip kapatabiliyor muyuz yılı? 31 Aralık 2017'de saat 00'da bitiyor mu usta? Süreç bitmiyor değil mi? Devam ediyor. Hatta şey de vardır değil mi? Kurumlara kadar devam eder bu süreç. Bu iş Nisan'ı bulur diyorsunuz. Ama hani veri tabanlarına baktığınız zaman da belgeleri belli günlerde girmemiz lazım. 10 günlük vesaire süreçlerde her bir faturanın özel girme zamanları var. Girmek lazım. Ama maalesef ki yoğunluk içerisinde yetişmiyor. Eğer iki tane fatura serisini kullanırsanız bunlar GİP ve FYS uzantılı. Şimdi bazen şey yapabiliyoruz. Örnek veriyorum 7 gün içinde kalmak şartıyla vade farkını hemen yetiştiremeyebiliyoruz. Bu tarz durumlarda diyoruz ki işte 31 Aralık'a bir tane fatura kesin. İşte ayın ikisine fatura kesmem lazım yeni yıla ya da iki tane fatura boş bırakayım. Bu sistemde bunu yapamıyorsunuz maalesef ki. Çünkü sadece iki tane fatura serisi var ve birbirini takip etmek zorunda. Eğer faturalarda müteselsizlik yoksa doğrudan inceleme durumuyla karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden belki ilk etapta alışana kadar kullanabileceğiniz bir yöntemdir ama fatura serisinin azlığı nedeniyle belki sıkıntı yaşayabilirsiniz. Buyurun. Şimdi 31 Aralık'ta firmalar satın alınan fabrikalar bir faturalar kesiyor. Yeni yılın ilk haftasında belli oluyorlar. Hı hı. Onu nasıl yapacak? 31 Aralık'ta kes diyor. İşte bu yöntemde biraz sıkıntılı. Fatura serisi ayırmanız gerekiyor. Mutabakat yapmanız gerekiyor. Yani örnek veriyorum, siz firmalardan her gelen faturayı almıyorsunuz ki ya da hemen direkt kesemiyorsunuz ki. Önce bir mutabakat yapılacak değil mi? Bir 120'lerin, 320'lerin bir mutabakatı yapıldıktan sonra işlem yapmanız gerekiyor. Burada da aslında diğer yöntemlerde de kabul etmiyor ama en büyük avantajınız şu, belki özel entegratörlerle çalışırken milyonlarca fatura seriniz var. O fatura serisinden bir tanesini sadece vade farklarını ayırabilirsiniz. Bu tarz durumlar için. Ama yine bu da tabii ki o 7 günlük süreç içerisinde olmak şartıyla. Ya üstad şöyle, aslında ona da gerek yok. Sadece bu vade farkı gibi gecikmeli olabilecek durumlar için bir tane fatura serisi size yetecektir. Ama bunu bahsettiğim gibi bu kapsamına mutlaka 7 günlük süreyi geçmemek lazım. Şimdi geçersek ne olur? Şu ana kadar herhangi bir cezai durumla karşılaşmadık. Fakat sisteme işleniyorsunuz. Veri tabanında Gelir Dersi Başkanlığı diyor ki ben hiçbir mükellefin fatura bilgilerini vesaire sistemimde tutmak zorunda değilim diyor. Ve dikkat ederseniz son 6 ay geçmişinde sistemden siliyor ki sistemin biraz rahatlayabilmesi için. Ancak siz oraya örnek veriyorum 1 Ocak tarihli bir faturayı 10 Ocak'ta gönderdiyseniz siz orada veri tabanına işleniyorsunuz. Bu faturanın sistemde kesiliş tarihi çünkü ekranda var. Sistemde kesiliş tarihi karşı tarafa bildiriş tarihi, gelir dersini ve bir de onun mükellefe bildirme tarihini. Mükellef karşı tarafta siz her ne kadar telefonda tamam gönder mutabakım alacağım dese de faturayı almama hakkına sahip değil mi?
7 günü geçtiyse ben bunu kabul etmiyorum deme hakkına her zaman sahip. Siz bir kere orada veri tabanına işleniyorsunuz. Diyor ki şu vergi kimlik numarasına sahip olan işletme 7 gün süre içerisinde değil 10 günlük süre içerisinde faturasını gönderdi diyor. Bir kere buradan 210 lira bildirimi geçiş yapmaktan bir sistem hafızasını alıyor. Şey gibi değil, hani 210 lirayı ödeyeyim kurtulayım mantığı da yok. Bu süreç sürekli devam ederse ve yüksek montanlarda eğer bakiyeler oynamaya başlarsa siz karşı tarafa otomatik olarak alacak vade farkı doğurmuş oluyorsunuz. Bu da sıkıntılı bir durum. Yarın bir gün incelemeye girebilirsiniz. Herhangi bir konu kapsamında incelemeye girdiğiniz zaman doğrudan size bu sorun önünüze çıkabilir. Bir tane faturaya 210 lira ödemek işte o yüzden bahsediyorum. Geç ödedim işte parasını ödeyeyim cezasına katlanayım vesaire gibi değil. İlerleyen dönemlerde sıkıntılı süreçlerle karşı karşıya kalabiliriz. 7 günü geçmemek şartıyla sadece bir fatura serisini ayırırsınız. Özel entegratörle eğer isterseniz çalışırsanız o seri üzerinden devam edebilirsiniz. Zaten onda da bir ay içerisinde kaç tane olur ki hep ay sonlarına gelen faturalar olur onlarda. İkinci yöntem uyumlu bir yazılım portalı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'na entegrasyon sağlamak. Bu yöntem pahalı bir yöntem. Daha çok çok büyük işletmelerin tercih ettiği bir yöntem. Açıkçası diyor ki bunlar veri tabanı bende kalsın dışarıyla herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmayayım diyorlar. Bizi pek fazla bunu piyasada kullanan yok ama büyük holdingler bunu kullanan şirketlerimiz de var. Üçüncü yöntem ise özel entegratörler aracılığıyla. Bahsettiğim gibi bu yöntemlerin hangisini seçmek istiyorsanız seçebilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığı hiçbir şekilde bunun önüne engel koymuyor. Üçüncü yöntem ücretli bir yöntemdir. Bu yöntemde istediğiniz kadar fatura serisi kullanabilirsiniz. Biraz işin yükünü özel entegratöre atıyoruz bu yöntemle baktığınız zaman. İşte örnek veriyorum faturalarınızı mali mühürsüz fatura asla gönderemeyiz zaten sisteme göndermememiz gerekiyor. Bu yöntemde özel entegratör bir kereye mahsus olmak üzere uzaktan bağlantı yoluyla mali mühür bilgilerinizi kopyalıyor. Faturayı siz kesiyorsunuz özel entegratöre gönderiyorsunuz. Özel entegratör faturayı mali mühürle mühürlüyor ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesine gönderiyor. Yöntemler arası geçiş her zaman söz konusu. Eyvah ben özel entegratördüm, portala geçmek istiyorum. Sistem durur mu, ne yapacağım? Hiçbir sıkıntı yok. Özel entegratörle yapmış olduğunuz anlaşmayı feshettiğiniz an itibariyle entegratör firma Gelir İdaresi Başkanlığı elektronik ortamda etiket bilgilerinizin iptal bilgisini gönderiyor. Diyor ki artık bu firma benimle çalışmıyor diyor. Siz eğer ki o 2 saat içerisinde başka bir özel entegratör firmayla anlaşmadıysanız Gelir İdaresi Başkanlığı diyor ki o zaman diyor sen anlaşana kadar ben sana GİB portal hesabını açıyorum diyor. Hiçbir şekilde süreç durmuyor yani. GİB'i kapatırsanız özel entegratörle herhangi bir tanesiyle anlaşma sağlıyorsunuz. Yani süreçte hiçbir şekilde boşluk kalmamış oluyor bununla ilgili. Sisteme dahil olan bir kelepler ne yapacaklar? Her iki taraf da sisteme dahilse iki taraf birbirine elektronik ortamda fatura kesecek. Ama her iki taraf dahil değil, bir taraf kağıt, bir taraf elektronik ortamda fatura düzenliyorsa bu aşamada elektronik fatura mükellefi olsanız dahi karşı taraftaki firma kağıt ortamındaysa yine kağıt ortamda fatura düzenlemeye devam edeceksiniz bununla ilgili. İki tane senaryo şekli var. Birincisi ticari senaryo, ikincisi temel senaryo mantığı. Temel senaryoda biraz önce bahsettik, şimdi de bahsedeceğiz yine. İşte biraz ticari güç konuşuyor temel senaryoda. Ticari senaryoda bir faturayı kabul edebilirsiniz, reddedebilirsiniz, kısmi red yapabilirsiniz. Sisteme veri tabanı her şekilde her şeye uygun. Ama mutlaka bunu baştan ilk olarak firmalarla bir ticari hesap sözleşmesi imzalayarak bunu bir hüküm altına almakta fayda var. Herhangi bir durumda sıkıntıyla karşı karşıya kalmamak için. Temel senaryoda faturayı kesersiniz, karşı tarafa gönderirsiniz. Eğer karşı tarafla temel senaryo mantığıyla çalışıyorsanız faturaya karşı taraf kabul etmeyebilir, size gönderebilir. Siz bir daha reddedemezsiniz. Sistemdeki en önemli nokta şudur ki bir fatura bir kez reddedebilir. Reddi gerçekleşmez. Biz bunu bazen piyasada yaşıyoruz değil mi? Firmalarla eğer ki ilişkilerimiz kopma aşamasına geldiyse kestiğimiz faturayı karşı tarafa gönderiyoruz. O bize gönderiyor, biz ona gönderiyoruz. O 7 gün içinde fatura kimin elinde patlarsa dediğimizi yaptırana kadar gönderiyoruz. Ama elektronik uygulamada maalesef böyle bir şey yok. Fatura kesilir, gönderilir, reddedilirse o fatura iptal olmuş sayılır.
bir daha yeni baştan fatura kesmek gerekir ve yeni kesilen faturanın açıklamasına da hangi faturaya karşılık kesilen iade faturası olduğunu da belirtmek gerekir. Çünkü inceleme memurları geldiği zaman diyor ki, bu faturayı kestin, iade oldu. Peki hangi faturaya karşılık kestin bunu? İki faturayı da karşılaştırıp bakmak istiyor ve bu faturalardan sizin sisteminize dönen red uygulama yanıtlarını da görmek istiyor. O yüzden faturalar, uygulama yanıtı, sistem yanıtı, iade faturası, hangi faturaya karşılık iade kesildiğinin bilgilerini hepsini elektronik ortamda birbirlerine eşleyerek istendiğinde muhafaza ettiğiniz faturayı ibraz etme yükümlülüğümüz bulunuyor konuyla ilgili. Elektronik faturanın irsaliye şeklinde kullanılması. Vergi tam 433 nolu tebliğ kapsamında elektronik faturalar irsaliye olarak kullanılabiliyor. Bir tek kağıt çıktısı en önemli noktalardan bir tanesi burada işimize yarıyor. Diyor ki eğer bir mal gönderiyorsanız, elektronik ortamda çalışıyorsanız kağıt çıktısını alırsınız. Malın üzerine eğer düzenlendiği dakikasının ve saatinin yazılması şartıyla birlikte bu fatura elektronik irsaliye yerine geçen ibaresini yazdıktan sonra işletme yetkilisi tarafından kaşevi imzalanarak kağıt çıktısı elektronik irsaliye olarak kullanılabiliyor. Dilim ben hep elektronik irsaliyeye gidiyor çünkü artık bana İstanbul'da e-inci diyorlar, sağ olsunlar bütün artık Anadolu'da da gittiğim zaman bu söyleniyor. Bir tane odaya gittim. Anadolu'da anlatıyoruz, eğitimleri anlatacağız, işte çıkacağız. Oda başkanım sağ olsun beni kürsüye davet etti, böyle yaptı. Ey İnci dedi, hocamızın lakabı dedi. Ben o yüzden her şeye şimdi dilim elektroniğe gidiyor. Çünkü evet, irsaliye de elektronik uygulama kapsamına geçiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı 25 Ağustos'ta bir taslak metin yayınladı. Vergi Usulü Kanunu taslak metni. Burada dedi ki bayram hediyesi gibi oldu bu biraz açıkçası bize biraz. Serbest meslek makbuzları, müstahsil makbuzları ve irsaliyeler artık elektronik ortamda üretilmeye başlanacak. Taslak olarak yayınlandı. Bu taslakta şunu söylüyordu. Bu zaten uzun dönemdir e-irsaliye geçen yıldan bu yana hazırlıkları devam ediyordu. Geçmesini de bekliyorduk açıkçası. Çünkü faturası var, irsaliyesi hala kağıt ortamında devam ediyordu. 1 Temmuz 2018 tarihi itibariyle düzenlemiş olduğumuz faturalara ilişkin kesilecek olan irsaliyeler de elektronik ortamda düzenlenmeye başlanacak 1 Temmuz 2018 itibariyle. Artık en azından hani kağıt ortamında bu işlemden de kurtulmuş olacağız. Fatura kesilecek, hem elektronik fatura hem elektronik irsaliye ikisi birlikte aynı zarfın içine konularak karşı taraf Gelir Dersi Başkanlığı aracılığıyla karşı taraftaki ilgili alıcı firmaya gönderilecek. İrsaliye ile birlikte tabii ki müstahsil makbuzu da hayatımıza girdi. Yani müstahsil makbuzları girer miydi? Belki biraz daha gecik olabilirdi ama kısa bir dönem içerisinde ben muhtemelen gider makbuzlarının da elektronik ortamda düzenleneceğini düşünüyorum. Çünkü müstahsil makbuzları ile ilgili de bir açıklama yapmışlar. Diyorlar ki gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal alan birinci sınıf tüccarlar düzenlemiş oldukları müstahsil makbuzların da elektronik ortamda en müstahsil makbuz kullanarak sisteme dahil olacaklar. Ve bunlar da aynı şekilde portal, özel entegratör ya da yazılımı onay almış uyumlu bir portal üzerinden bağlantı yapacaklar. Yani müstahsil makbuzunu düzenleyen ve karşı tarafa gönderen kişi de Gelir Dersi Başkanlığı'nın sistemini kullanacak. Büyük holdingler faturasını keserken de aynı şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sistemini kullanarak ilgili tarafa bilgi ve belgelerini göndermiş olacaklar. Aynı zamanda bizi en çok ilgilendiren taraflardan bir tanesi de yine aynı tebliğ taslağı kapsamında elektronik ortamda üretilecek olan serbest meslek makbuzları. Buna ben mali müşavirlerden önce birkaç tane avukat arkadaşımla konuştum. Öncelikli olarak onlar birazcık olaya tepki göstermişler. Ya nasıl olur? Şöyle düşünün. Yıllık ciroları çok yüksek olan avukatlar da var. Çok yüksek olan mali müşavir dostlarımız da var. Bunlar bilanço esasına tabi olmadıklarından dolayı elektronik ortama geçemiyorlardı. Her ne kadar 10 milyon limiti aşmış olsalar dahi. Ama bu sistem artık biraz da bilanço esasına tabi oldu. Yani şunu söylüyor. Siz eğer ki 2016 yılı itibariyle gayri safi hasılanız 50 bin lira ve üzerindeyse
serbest meslek makbuzu için söylüyorum. 50 bin lira ve üzerinde ise 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren zorunluluk kapsamında ev serbest meslek makbuzunu kullanıp karşı tarafa gönderme zorunluluğunuz var. Avukatlar, doktorlar, mali müşavirler bu sisteme dahil olacaklar. Şu an itibariyle taslak olarak yayınlandı ama muhtemel sisteme geçiş var. Çünkü bildiğiniz üzere bu çok uzun dönemdir konuşuluyor. Çırmabunda ve İstanbul Odası'nda ve Bursa Odası'nda bununla ilgili görüşleri de bildirildi. Başkanlar toplantılarında, başkanlar kurulu toplantılarında işletme defterlerinin ve serbest meslek defterlerinin merkezde tutulmasıyla ilgili bir durum konuşuluyor ve bununla ilgili Maliye Bakanlığı'nda tabii ki bir alt çalışması var serbest meslek defterlerinin sistemde tutulmasıyla ilgili. Şöyle bir durum var, Türk Ticaret Kanunu 602 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında 68. maddesi kapsamında diyor ki YME defteri, defteri kebir, karar defterleri, işletme defterleri, envanter defterleri İstenirse bu kapsam dahilinde istendiği şekilde kanuna uygun gördüğü şekilde tutulabilir diyor. O yüzden işletme defterleri de bugünlerde çok yoğun bir şekilde gündemi oluşturuyor. Ama en yakından takip edeceğimiz noktalardan bir tanesi tabii ki serbest meslek makbuzlarının elektronik ortamda tutulması. Zaten bunlar serbest meslek makbuzları elektronik ortamda tutulduktan sonra defterleri de artık elektronik ortamdaki veri tabanı üzerinden çok normal bir şekilde sisteme girmiş olacak gibi görünüyor. Aynı şirket farklı şube ve kısımlar için farklı fatura serileri kullanabilir. Bunu yapıyoruz zaten. E-faturaların sistem üzerinde gelir dersi başkan logosunun mutlaka olması gerekiyor. Onun haricinde eğer işletmenizin logosunu ihtiyari olarak kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Bunun herhangi bir sıkıntılı bir durumu söz konusu değil. Bildirimlerimizi zamanında yapmadığımız takdirde vergi sükan 355'e bir kapsamında 2017 yılında geçen 1370 liraydı. 1400 lira idari para cezası ile karşı karşıya kalacağız bu süreçle ilgili. Ve biraz önce bahsettiğimiz faturaların her biri geç bildirimi 210 liradan başlayan para cezaları ile karşı karşıya kalacağız. Ve bununla birlikte işte bir faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi gereken bir faturanın kağıt ortamında düzenlenmesi gibi bir durumda tespit başına 11 bin liradan az olmamak üzere %10 oranında özel usulsüzlük cezası ile birlikte yıllık baktığımız zaman bu 355'e göre mülkiyeler 353 kapsamında 110 bin lira para cezası ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Aynı zamanda usul incelemesi bakımından defterlerimiz geçmiş döneme dair herhangi bir sıkıntı varsa inceleme kapsamına tabi tutulabiliyoruz. Bu tarz durumlarda sıkıntı var. Bu yaptırım şöyle güncellendi. Bundan 2 sene önce düzenlemiş olduğunuz fatura yok hükmünde oluyordu. O daha büyük sıkıntıydı. Faturayı kestiğinizi düşünüyorsunuz ama yanlışlıkla kağıt ortamda kestiniz ya da kabul ettiniz. Bu yok hükmündedir ibaresi kaldırıldı. Sadece idari para cezası ya da özel usulsüzlük cezası olarak karşımızda en azından hani fatura hayatını devam ettirecek şekilde bu süreç güncellenmiş oldu. Sıkılmadık değil mi? Ben gayet iyi gidiyorum. Vay be, sıkıldınız ve onu söylemiyorsunuz. İsterseniz e-arşivi bitireyim, öyle ara verelim. Olur mu? Çok uzun değil. Hemen e-arşivi bitirip ondan sonra ara verelim. Vergi sükan 493 ve 443 nolu tebliğleriyle e-arşiv uygulamaları hayatımıza girdi. En sevdiğim tarafı e-faturanın e-arşiv uygulamaları. Çünkü zaten kullanmış olduğumuz süreç. Bu konuda size sadece şu önemli bir not olarak şunu söyleyebilirim. Bilgi fişleriyle ilgili. Bilgi fişleri gelir dersi başkanlığı tarafından ilk yayınlanan tebliğde şunu söyledi. Dedi ki faturanın eğer ki üretilmesinde herhangi bir sıkıntı varsa o anda bilgi fişi verilir. İlgili işlem tamamlanır, daha sonra fatura kesilir ve karşı taraftaki mükellefe verilir dedi. E-arşiv bütün herkesi kapsayan bir süreç. Ben bir nihai tüketiciyim, beni de kapsayan bir süreç bu süreç. O yüzden herkes bir şekilde elektronik uygulamanın içerisine girmiş oldu bu süreçle birlikte. Süreç nasıl oldu? Bilgi fişi çıktı. İşte bize hala yapan mağazalar var bunu maalesef ki. Bir yere gidiyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz. Size fatura yerine bilgi fişi veriyorlar. Ben bilgi fişi kabul etmiyorum diyorsunuz. Diyor ki sistemim şu anda müsait diyor. O ürünü almama hakkına sahipsiniz. Çünkü bizim usulde, tebliğlerimizde, TTK ve hukukun taslağı, veri tabanı nedir? Bize şu söyledi. Fatura ne zaman kesilir?
mal ve hizmetin ifası sırasında. Malı aldım, hizmeti aldım, faturasını alamıyorsam ben o ürünü o zaman orada bırakmam gerekiyor bir vatandaş olarak. Biz bu tebliğ çıktığı zaman en büyük sıkıntıyı mali müşavir arkadaşlarımızın yaşayacağını düşündük açıkçası. Çünkü bilgi fişini verecek mükellefi, mükellef işletme adına bir alışveriş yapacak, o bilgi fişini poşetlere dolduracak, bize getirecek ve onların faturası bir mali değeri olmadığından dolayı ilgili defterlerde muhasebeleştirme ya da giderleştirme işlemini yapamayacaktık. Biz İstanbul Odası olarak tüm hap aracılığıyla bakanlığa konuyla ilgili başvuruda bulunduk ve bakanlık bu kapsamdaki güncellemeyi yaptı ve dedi ki bilgi fişleri verilir ama faturasının da verilme zorunluluğu vardır dedi. Siz şunu diyebilirsiniz alışverişlerinizi yaptığınız sırada, ben faturayı istemiyorum bana mail atın diyebilirsiniz. Bu sizin en doğal hakkınız. Ve valla ben geçen gün ayakkabı aldım, 20 dakika beni beklettiler inadını, bir de bana süreci anlatıyor. Arşiv nasıl kesilir bunu anlatıyor arkadaş. Ben sadece dinledim ya. Sadece dinledim. Bu muymuş arşiv dedim. Evet dedi, bu dedi. Ben sonra süreci anlatmaya başlayınca Allah tarafından 20 dakikada kesildi fatura. Ben de anlamadım. 20 dakika bekledim orada ama faturamı almadan oradan çıkmadım. Çünkü işletmeler bunu birazcık şey yapıyorlar işte, sonra keseriz mantığıyla, gün içinde keseriz diye. Lütfen faturalarınızı eğer ki o anda alamayacaksınız tabii ki internet ortamında mail olarak alabilirsiniz. Ama mutlaka faturalarımızı almamız gerekiyor. E-arşivle birlikte artık açık kapalı fatura ya da e-fatura ile açık kapalı fatura mantığı da ortadan kalktı. Kitap alıyorum bir yerlerde geçenlerde. Gittim kitabı aldım. Dedim ki ne istersiniz, fiş mi fatura mı dedi. Ben şimdi biraz da sistemi merak ediyorum. Sistem nasıl yürüyor piyasalarda? Ben dedim ki... Sevimsiz müşteriymiş. Duydum üstelik. dedim ki ben fatura istiyorum dedim. İnşallah adına faturayı kesti, verdi. Bir baktım altına işte kaşeye vurdu. Niye dedim kaşeye vurdunuz dedim. Kapalı fatura kestim dedi. Ben parasını alıyorum dedim. Şimdi hala daha piyasanın maalesef bir kısmı açık fatura, kapalı fatura, işte tahsilat makbuzun hikayesinde kalmışlar. Aslında açık fatura, kapalı fatura diye Üstad Bey siz daha iyidirsiniz yani. Öyle bir usulde böyle bir şey yok. Nasıl çekin, nasıl çekte, çek benim bildiğim dünya standartlarında şeydir değil mi? Çek anında nakde çevrilebilecek bir şeydir. Böyle bir vadeli bir durum yoktur. Ama bizim uyguladığımız ticari hayatımızda çek senet gibi kullanılıyor. 30 gün sonra, 60 gün sonra ben senet mantığıyla çekler düzenleniyor. Ve bu süreç zaten e-çek uygulaması çıktı Karakod'la birlikte. Bu da yeni çıkan bir uygulama olarak hayatımıza girdi. Yani e-arşiv faturada da e-faturada da artık açık kapalı fatura hikayesi gibi bir durum söz konusu değil bundan sonraki süreçte. Ay şu soru çok geliyor. Mesela diyor ki irsaliyeli fatura düzenlemeye devam edecek miyiz? İşte e-arşiv kapsamında. Hayır. E-fatura mükellefleri artık irsaliyeli fatura düzenlemiyor. Faturayı düzenliyor. İrsaliyesini artık 2018 Temmuz'dan itibaren elektronik ortamda düzenleyecek. O tarihe kadar da 433 nolu tebliğ kapsamında elektronik faturanın kağıt çıktısını kaşe imza yapmak, düzenleme tarihini yazması üzerinde yine irsali olarak kullanabilecek. Arşiv faturayı bahsetmiştik. Faturanın düzenlenme şekillerinden de konuştuk. Şimdi yine devam edeceğiz. Sisteme kimler dahil? Bir kere iki kriterin aynı anda sağlanıyor olması lazım. Kriterlerden birincisi internet ortamda satışlarınızı yapmanız. İkincisi ise 2014 yılı itibariyle işletmenin 600, 601, 602 hesaplarının 5 milyon ve üzeri brüt satış hasılatına sahip olması. Şimdi burada biz anlatırken ben bu biliyorsunuzdur bundan 2 sene önce yaklaşık işte aralığın son haftası falan bu durum netleşti. Daha önceden çok bir netlik yoktu. Antalya'ya gittim. En büyük işte Antalya odasında eğitimlere gittim. En büyük sıkıntı orada otellerin yaşayacağı durumda. Diyor ki otel bana, şimdi diyor hocam diyor ben geldi bir arkadaşımız diyor tatilci diyor sinek bardan bir kola aldı diyor. İşte kapsam dahilinde değil ücretli alması gerekiyor. Ben şimdi buna eğer şu fatura mı keseceğim diyor. Bu konu çok ciddi sıkıntılar yarattı. Vergi Usulü Kanunu 232 nolu tebliğ kapsamında 2017 yılında yaptığınız işte 900 liraya kadar olan işlemler yazar kasa fişinden geçebiliyor ya. Bu kapsamda en azından onu kullanabiliyorlar e-arşiv fatura mükellefleri. Ama buradaki en önemli nokta iki kriteri de aynı anda tutturuyor olmanız gerekiyor. Bir
sipariş satın alma süreçlerinin hepsinin bir zincir olarak internet üzerinden verilmesi, sipariş satın alma ve faturalama işlemlerinin. İkincisi ise işletmenin 600, 601, 602 hesapları 2014 yılı itibariyle 5 milyon ve üzeri brüt satış hasılatına sahip olması. Bu önemli iki kriteri aynı anda tutuyorsa e-arşiv fatura mükellefi de olabiliyorsunuz bununla ilgili. Bununla ilgili özellikle... Buyurun. Birinci bir önecedir misiniz? Bu mal ve hizmetlerin sipariş ve satın alma süreçlerinin tamamını, evet, internet üzerinden gerçekleştiği satış biçimini. Evet. Ben ne anlamalıyım bunda? Biraz şimdi, anladığım için soruyorum. Yok, estağfurullah. Sipariş ve satın alma süreçleri tamamen internet üzerinden gerçekleşmesi yani demek ne demek? Alışlarını, yani, hizmet hizmetlerin alımını mı internet? Şöyle, internet üzerinden bir sürü alışveriş firmaları var değil mi? Migros diyelim. Evet. Sanal marketten alışveriş yapıyorum. Siparişimi nereden veriyorum? İnternet üzerinden veriyorum. Ödememi nereden yapıyorum? Bana birçok ödeme seçenekleri, tahsilat seçenekleri sunuyor. Diyor ki işte kapıda ödeme, örnek veriyorum işte internet üzerinden, kredi kartı üzerinden ödeme. Ben siparişimi verdim. Ödememi kredi kartıyla internet üzerinden yaptım. Siparişte internetten verdim. Siparişte internetten. Sipariş ve satın alma süreçlerinin döngünün tamamı internet üzerinden. Verdim. Bu ne satış oldu benim için? Elektronik ortamda, internet ortamında yapmış olduğu bir satış oldu. Yani bu fatura hangi kapsamla değerlendirilecek? E-arşiv fatura kapsamla değerlendirilecek. Peki, işletme şunu yapıyor. Siparişleri internet üzerinden veriyor ama diyor ki ben paramı kapıda yüz yüze ilişkide alırım diyor. Kapıda mobil postla alırım diyor. Kapıda nakit ödemeyle alırım diyor. Bu satın alma süreci neyi gösteriyor? Normal kağıt faturayı gösteriyor. Eğer işte bu önemli, siparişin ve satın alma döngüsünün tamamının internet üzerinden gerçekleştiren firmalar bu sürece dahil olmuş oluyor. Peki ben size bir soru sorayım. Hazır mıyız? Çok kolay bir hesap sizin için. İki tane firma, işte biliyorsunuz mesela ne diyeyim, bir tane bir reklama da giriyor, konuşamıyorum gerçekten. Bir tane firmadan birçok ürün satan bir firma var. İçinden bir bebek bezi satın alacaksınız. İnternete girdiniz, siparişi verdiniz. İnternet üzerinden satış yapan şirketler. İçinde ama bebek bezi de var, bilgisayar da var. Yok yok, her şeyi satan internet sitelerimiz var ya. Onlardan bir tanesi. Siparişi verdiniz, satın alma sürecini gerçekleştirdiniz. Ne yaptınız? E-arşiv fatura kapsamında bir alım satım işlemi gerçekleştirmiş oldunuz. Peki, ben bebek bezi üreten firmanın sahibiyim. Bunu doğrudan benim üzerinden almadınız da internet üzerinden satış yapan firma üzerinden aldınız. Benimle o firma arasındaki ilişki, ben doğal yollardan satışını yapıyorum. Maladan sipariş geçiyorlar, ben malı gönderiyorum, işte havale yapıyor, EFT yapıyor, çek yapıyor. İkimizin arasında nasıl bir ilişki olur? Doğal yollardan ben satış yapıyorum ama. Bizim bir üstelikimizin olduğuna kanaat... Şirket evliliğine gider misin? Gider. Bunun işi tehlikeli bir şey. İkimizin arasında yaptığımız alım satım işlemi, ben firmaya diyor, internet sitesinde alışveriş satan firmaya diyorum ki al benim ürünlerimi sat, ama arasında işte komisyon faturası keser falan, hiç beni ilgilendirmiyor. Benim ürünlerimi al, kendi sitende reklamını yap ve sat diyorum. Ve bir de bu arada 468 nolu kredi kapsamında B-Trans uygulamaları hayatımıza girdi. Birçok açıklıklar var içerisinde. Hani uygulamaya belki dahil olabiliriz. Şimdi ama lütfen bir şey rica ediyorum. Bu kadar uygulama anlattıktan sonra ikinci yarıda herkes burada olmaya devam etsin. Yeni yeni şeyler anlatırım belki. İkimizin arasında doğal yollardan yapılmış olan satış artık normal elektronik arşiv fatura kapsamında değil, kağıt ortamında düzenlenecek satıştır. En önemli nokta şudur ki her e-arşiv mükellefi e-fatura mükellefi olmak zorunda. Yani siz şunu diyemiyorsunuz maalesef, e-arşive geçeyim, e-faturaya geçmeyeyim diyemiyorsunuz. Yeni İdaresi Başkanlığı diyor ki öncelikle sıfırdan başvuran bir e-fatura mükellefi gibi sisteme başvuruda bulunuyorsunuz.
ve diyorsunuz ki dolaylı olarak size gelen faturalar artık elektronik fatura olarak gelmeye başlıyor ve daha sonra e-arşiv fatura mükellefi olma işlemini özel entegratör üzerinden devam etmeye başlıyorsunuz. E-defter de mi oldu? Eğer şöyle bir durum var, eğer e-faturaya zorunluluk kapsamına geçmeyip de e-arşivin getirdiği zorunlulukla geçiyorsanız e-defter mükellefi olmuyorsunuz. Cümleler biraz uzun oluyor ama sistem böyle. Eğer ki e-faturaya geçişiniz zorunluluk kapsamındaysa e-deftersiniz. Eğer e-faturam var, e-arşiv yapmak istiyorum diyorsanız sadece özel entegratöre bir dilekçe yazıyorsunuz ve sisteme dahil oluyorsunuz. Bu kadar. Buyurun. Şimdi bizim için kötü sıkıntı yaratacak durum şöyle. Az önce anlatırken hani benim kişisel düşüncem idare, gelir dersi başkanlığı bu kapsamdaki işletmeleri kestiği faturaları da sürekli denetime bu sistemi kullanırken burada zaten faturalarımızı biz GİP aracılığıyla karşı tarafa göndermiyoruz. Bana GİP göndermiyor ki faturamı. Bana bir GSM operatöründen fatura geliyor. Firma doğrudan kendisi gönderiyor. Önceden taranmış. Tabii ki. Önceden taranmış imzayla faturayı kesip bana gönderiyor. Ama kağıt olarak, ama elektronik olarak bir şekilde nihai tüketicinin eline ulaşıyor. Şurada vergi mükellefleri için. Ve bu kapsamı sokarken 2016'nın 10 milyon. Bunu da kendi kişisel görüşümü gittikçe azaltacak. Daha çok mükellef burası. Ama bunlar o 7 gün fatura kesme süreci genelde organize olmuş işletmelerde yürüyebilen bir oluşum. İşte o biraz önce anlattığım süreci yapacağız o zaman. İşte özel entegratör üzerinden. Bizi günah teşvik etmesinler vatandaşı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Evet, ben usul konudaki amir bir hükümdür. 7 gün içerisinde ama desin ki dönem sonlarında bu 30 gün içerisinde olabilir. Zaten ben Aralık ayında fatura denen kavram katma değeri %100 ilgilendiren bir oldu. Ama üstad şöyle bir şey var. Bunun da bir sonu yok. Şimdi bunu siz yapmazsınız da. Katma değer dönemi ne kadar idare? Bunu siz yapmazsınız da bir firma der ki benim bütün alım satımların ayın 30'unda der. O zaman ne yapacaksınız? Yani hani Aralık ayına ait kesmem gerekiyor. Bu 7 günlük süreyi söylüyorsunuz. 7 Ocak'a kadar kesmem gerekiyor. Evet. Şu andaki vukaya göre. 213'ün ilgili maddesinde desin ki Aralık ayında bu 7 gün ne zaman bir satma değerleri bilmiyorum. O tarihe kadar 29. Onu sadece şunda yapıyor. Defterde, berat dosyasının gönderilmesinde yapıyor. Diyor ki şimdi birazdan yarın aradan sonra anlatacağım. Defterde beratlarınızı diyor. O yıla ait kapanışla ilgili son işlemler olduğu için diyor kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesini son güne kadar verebilirsiniz diyor. İlgili yıl kapanışını gösteren beratlar. Ama faturada hiç böyle bir şey yapmıyor. Yapmaz. Çünkü neden yapmaz? O zaman işletmelerin büyük bir kısmı şunu yapabilir. Ben bütün işlemlerimi 31 Aralık'ta yaptım diyebilir. Yapsın önemli diye bana opsiyonu versin. Ama bütün meslektaşların yaşadığı şu. Geliyor adam bize 20 Ocak'ta Aralık ayından fatura kesiyor. Ve 21 Ocak'ta bir dakika katmanı yapma diyor. Bana bir fatura gelecek. Ama biz işte artık e-fatura mükellefleri bunu yapamayacak duruma gelecekler. E-fatura mükelleflerinin kapsamına giren kişilerin bir muhasebe organizasyonu olduğu için şu anda öyle bir tehlikeden bahsetmiyorlar. Ama siz bu çıtayı azaltırsanız muhasebe departmanında olmayan daha firmaları buraya koyarsanız mecburen, bununla karşılaşırız. İşte mecburen onlar da en başta bahsettiğim iç kontrol sistemleri geliştirecek ve bu sisteme uymak zorunda kalacaklar. Biz yaparız çünkü dünyanın 6 yıl deneyerek geçtiği katma değer vergisi uygulamasına biz 84 yıl yapıyoruz. Allah aşkına 6 ayda geçiyor ve bizim sırtımızdan geçti bu devlet. Maliye Bakanlığı atıp tutmasın boşuna. Bizim sayemizde uygulamaya geçtiler. Yani biz mali müşavirler, meslek mensupları kendi sorumluluklarımız çerçevesinde şu andaki kanun koyucunun koyduğu vergi usulü kanunu ve TTK kapsamında bize öngörülen şartlarda ve sürelerde mecburen bildirilerimizi yapıp usulüne... Ukala adam çıktı dedi, böyle bir şey dedi, turnuva söyleyin de o da bakanlıkta durmuş. Usulüne uygun bir şekilde zamanında bildirimlerimizi ve beyannamelerimizi vermemiz gerekiyor. Buyurun üstad. Şimdi bir önceki slide... Şu özürüm, üstad verin. Buyurun. Bir önceki slaytta zannediyorum şey vardı. Bu mu? Evet. Heh.
Şimdi bu ciro saptaması 2014 yılı için evet. tespit edilmiş. 2015'te 2016. O zaman ne olacak değil mi? Eğer diyor ki sistem 2014 yılında tutturamadınız, yaşasın ben kurtulun gibi bir şey yok diyor. Takip eden yıllarda hangi vergisinden 454 ne oldu tebliğ? Hangi dönem itibariyle bu ciroları tutturuyorsanız, iki kriteri bir arada bulunduruyorsanız, ilgili cari döneme vereceğiniz kurumlar vergisi beyannamesini takip eden ilk takvim yılı içeriz başından itibaren. 2014'ü tutturamadım, 2015 yılında bu limitleri tutturdum ve hem internet satışım var ve hem burada işte 5 milyon üzerine çıkan bir satışım var. 2015'te tutturdum. 2016 yılının Nisan'ına kurumlar vergisi veriyorum. 1-1-2017 tarihi itibariyle eğer şu fatura uygulamasına geçmek zorunda kalıyorum. Pardon, 2015 veya 2016 yılı içerisinde yeniden işe, yeni işe başlama durumunda nasıl olacak? Mesela? Mesela 2015 yılında işe başlandı. Hı hı. 5000 liranın altı. Üstad, isterseniz 31 Aralık'ta başlayın ve 6000 liralık sipariş İnternet üzerinden sattınız, iki kriteri tutturdunuz, 31 Aralık günü açtınız, sistemi takip eden yıllarda geçiyorsunuz. Onu şey yapmak istemiyorum. Bu kıstas 2014 yılında belirlendi. Evet. Ama ben 2016 yılında işe başladım. Tamam. Ve rakamı açtım. Tamam. 2017'de kurumlarınızı vereceksiniz. 2018'den itibaren uygulama kapsamındasınız. Yani diyor ki ne zaman kurumları verirseniz o yılı hazırlık yılı kabul ediyorum. Takip eden ilk takvim yılını itibariyle, ilk günü itibariyle e-arşiv fatura mükellefi oluyorsunuz. Aynı şey aslında bu bir normal hesaplama dönemine tabi mükellef için bu durum. Bir de özel hesaplama dönemine tabi mükellefler var. Eylül döneminde bitenler var. Onlar da takip eden 4 ayındaki kurumlar vergisi bitirdikten sonra ilk özel hesaplama döneminin başlayacağı takvim yıllarının ilk günden itibaren e-arşiv fatura mükellefi oluyorlar. Hedefte 10 milyon limiti gibi aynı şey yani. Şu anda 10 milyon ne zaman geçirse olur. Ne zaman geçerseniz takip eden yıllar itibariyle mükellefiyetiniz doğuyor. Tabii ki bunu biraz önce bahsettiğim gibi ben nihai tüketiciydim. Karşı taraftaki firma faturayı kesip nasıl bana veriyorsa sistemde aynı şekilde işleyecek. Burada gelir dersi başkanlığı aramızda olmayacak. Sadece e-fatura aracılığıyla gönderilen işlemlerde gelir dersi başkanlığı merkezi kuruluş olarak kullanılacak. Ama biz başkanlığa mutlaka bu faturaları rapor şeklinde sunuyor olmamız gerekiyor. Bütün veri tabanlarında saklanması için. İlgili aya ait kestiğiniz bir aylık fatura dökümlerinizi takip eden ayın 1. ve 15. gününe kadar gönderiyor olmamız gerekiyor. Örnek veriyorum, bir faturayı 1 Ocak'ta kestiyseniz Şubat'ın 15'ine kadar gelir dersi başkanlığının sistemine rapor olarak göndermemiz gerekiyor. Bu raporda neler var? İşte fatura tutarı, belki arkadan çok net görünmeyebilir ama fatura tutarları, elektronik ortamda kesildiğine dair ibare, ilgili KDV dahil ve KDV hariç rakamları ile birlikte fatura tarihi genel bir döküm olarak yapılıyor. Ay içerisinde 113 bin liralık bir fatura işlemi varmış. 133 bin liralık da KDV dahil bir fatura işlemi. Peki ben faturayı iptal ettim. Bu durumda ne yapacağım? Faturayı da iptal ettiyseniz diyor, iptal edilen faturaları da işte raporlama dönemi geçmiş olsa dahi ilk göndereceğiniz raporlama dönemi itibariyle fatura dosyasında bildirip gelir dersi başkanlığına göndermemiz gerekiyor. Aslında şekilsel olarak baktığınız zaman e-fatura ile e-defter arasında çok fazla bir şekil farkı yok. Sadece ibarelerle ilgili e-arşiv fatura ve e-fatura ile ilgili olan bir durum var. Burada dikkat ederseniz özellikle özel GSM operatörlerinden gelen faturalarda mesela üstte Maliye Bakanlığı'nın gelir dersinin mührü vardır. Altında firmanın imzası vardır. İşte ya kendi logosunu kullanmıyorsa ya da kendi logosunu kullanıyorsa imzası vardır. Bu önceden taranmış imzanın sistemde olmasıyla ilgili olan bir durumdur. Mesela buraya baktığınız zaman önceden taranmış bir imza sistemde yok. Otomatik imzalı çıktısı verirler. Eğer sistemde önceden taranmış bir imzanız yoksa faturanın kağıt çıktısına imzalayarak karşı tarafta verebilirsiniz. Ama artık bu firmalar çok azaldı. Artık ağırlıklı olarak önceden imzalanmış ve taranmış şekilde bize teslim ediliyor faturalarımız. Bir inceleme memuru geldi.
İnterim memuru dedi ki faturanın aslını çıkartın lütfen telefon faturalarının. Siz dediniz ki faturalar elektronik ortamda tutuluyor. E-arşiv olarak geldi, mail olarak geldi faturam ve çıktısını veriyorum. Diyor ki size hayır ben bunun aslını görmek istiyorum. O zaman şunu yapabiliyorsunuz. Faturanızın üzerinde satıcı kimlik numarasını, vergi kimlik numarasını ekrana girdikten sonra e-arşiv fatura sorgulama ekranlarımız var. E-arşiv sorgulamada. Satıcının vergi kimlik numarası, ilgili faturanın numarası, ödenecek tutarı ve ekranda gördüğünüz güvenlik resmini e-arşiv fatura sorgulama ekranına girdiğiniz zaman bu faturaları çünkü gelir dersi başkanlığı raporlama dosyasıyla gönderiyorsunuz ya otomatik olarak sistemde görmüş oluyorlar bunları. O yüzden hani e-arşiv faturaları illa orijinal ıslak imzalı kağıt çıktısını saklama zorunluluğumuz bulunmuyor. Buyurun. Denetimlerde dediniz ki aslını görmek istiyorum mali müfettişi diye. Peki şimdi biz o zaman oldu da dedi diyelim. Gitti zaten var. Onlar niye göremiyor yani? Şimdi Üstad ben biraz oldu da diyelim böyle bir şey istedim. Çünkü gelen bir inceleme memuru bazen sizden mesela örnek veriyorum bir tane evren bunu aslını görmek istiyorum, şunu istiyorum, bunu istiyorum diyebiliyor. Eğer işte bunu inceleme memuruna dersek. Şimdi Üstad bana diyorsunuz ona diyemiyorsunuz. Buyurun. Karşı taraf e-arşiv niteliği. Tamam. Yani e-fatura kesmesi gerekiyor ama yanlışlıkla e-arşiv kesmesi. İptal olacak o fatura. Fatura uyumdan geçersiz ama. İptal olacak. Geçersiz değil hüküm, o hüküm kaldırıldı ama iptal olacak. Çok ciddi cezası var onun çünkü. Özel üstü cezası gibi cezalar var. O faturanın mutlaka iptal olması lazım. Yani çünkü doğru bazen karışıklık yapabiliyorlar. Bu önemli bir süreç çünkü. Eğer iki firma e-fatura mükellefiyse ve aynı zamanda da e-arşiv fatura mükellefiyse aralarındaki ilişki sadece e-fatura olmalı. Hep büyük olan olmalı aralarındaki ilişki. Eğer firma e-arşiv fatura kesip e-fatura mükellefine yolluyorsa bu fatura kesinlikle iptal edilip yerine yeni bir elektronik ortamda fatura düzenlenmeli. Sadece faturada mükellef olmayanlara mı kesebilirsiniz? Hayır, herkese kesebilirsiniz. Şöyle ki, mesela örnek veriyorum, siz e-arşiv fatura mükellefisiniz ve dolayısıyla dolaylı olarak zorunluluk olarak e-fatura mükellefisiniz. Ben bir firmayım, ticari bir işletmeyim ve e-fatura mükellefi değilim. Siz bana e-arşiv fatura keseceksiniz. Artık siz kağıt ortamında fatura kullanmayacaksınız. Bana kestiğiniz faturayı da e-arşiv fatura keseceksiniz. Burada e-arşiv faturadan bahsederken önemli bir not söyleyeyim. İhracat işlemleriyle ilgili hani bu konuşmalar arasında atlamış olmayalım. Bildiğiniz üzere bu sene yeni bir ETD-ND kodlar geldi faturalar üzerine. Bu kodlar işlemlerin tamamen sistemleştirilmesiyle ilgili olarak verilen kodlardı. Ve en önemli notlardan bir tanesi ihracat faturalarında G-tip kodu var burada. G-tip kodunu ihracatçılar kafa sallamaya başlıyor süreçle ilgili. Gümrük ticareti istatistik pozisyonu. Çok zor ezberledim onu. Gümrük ticareti istatistik pozisyonu diye G-tip kodu var. Arkadaşlar en çok gelen soru bu. Çok yeni bir uygulama olduğu için. Bana diyorlar ki bunu yazmayı unutursak ne olur? Çok ciddi cezaları var. Özel usulsüzlük ya da ikinci derece usulsüzlükle ilgili. Neden? Bu bir aslında uluslararası kullanılan bir kod türü. Yaklaşık 170 tane ülke bu kodu kullanıyor. Ve sizin tamamen istatistiksel verilerinizi içeriyor. Bu kod o yüzden hani ülke açısından da istatistikli verinin tutulması açısından da çok önemli. Bir, aynı zamanda veri armonizasyonu sağlamış oluyor. Burada hangi üründen çıkış yapılıyorsa bu kod üzerinden bir sonraki dönemin istatistikli verileri sağlanıyor. Aslında ilk baktığımız zaman istatistikli veri gibi görünse de bir ihracat faturası üzerinde G-tip kodunun yazılmaması çok ciddi cezalarla karşı karşıya bırakabilir bizi. Bunun bilgisini vermiş olmak istedim. Bir 3 dakika, bir 10 dakika ara verelim. 10 dakika ara verelim, tekrar görüşelim. Özellikle sistemden çıkışta, biraz önce bahsettiğimiz gibi vergi tarihçi tarafından resenter veya işletmenin ticaret sicilinden tamamen kaydının silinmesi durumunda sistem üzerinden çıkış sağlanabiliyor. Bazen şunu yapabiliyorlar sadece, eğer ki ihtiyari olarak bu sisteme dahil olduysanız ve sistemde
sistemde var olmanız hani çok fazla bir hareketlenmeye etkilemiyorsa gelir idaresi başkanlığı 33 numaralı müdürlüğüne yazı yazıyorsunuz. Denetim ve uyum yönetimi daire başkanlığıdır burası. Diyorsunuz ki sistemde ben hani e-faturaya girdim fakat çok fazla bir fatura hareketim yok, kullanmamı gerektiren bir durum yok gibi düşünüyorum diye durumunuzu tam net çok kısa olarak bir dilekçeyle başvuruda bulunduğunuz zaman Gelir İdaresi Başkanlığı sizin o ilgili dönemlere ait kestiğiniz fatura hareketlerine bakıyor, fatura yoğunluğuna bakıyor. Eğer ki uygun görürse sistemden geçici bir süre için çıkmanıza izin veriyor. Eğer ki uygun görmezse sistemde aynı şekilde kalmanızı ve devam etme durumunuzu belirtiyor burada. Hani o yüzden sisteme girerken, ihtiyari olarak girerken de düşünmek, birazcık daha düşünmek gerekiyor belki. İlk günlerde daha zordu ama en azından son dönemlerde biraz daha bu esneklik sağladı. Ama sistem kesinlikle girdikten sonra bu sistemde bir şekilde ticari hayatınız sonlanana kadar devam etmek. Buyurunuz. Aynı şekilde. Zaten şöyle bir şey var. E-arşivden çıkışınız, e-faturadan çıkmanız lazım ki e-arşivden çıkasınız. Ama e-faturada değiliz. E-arşiv fatura demek, e-fatura demek. Bir karıştırayım şimdi. Ama şöyle bir şey var. E-arşiv fatura mükellefi olabilmeniz için öncelikli olarak e-fatura mükellefi olmanız gerekiyor. Yani sistemde e-fatura mükellefi olmadan e-arşiv mükellefi olamıyorsunuz. E-arşivden çıkabilirsiniz, limitler dahilinde değilse ama e-fatura mükellefiyetiniz devam eder. Çok güzel bir şey geldi buradan. E-arşiv fatura kullanın, e-fatura mükellefi olmak zorundasınız e-arşiv fatura olabilmeniz için. Tebliğ kapsamında diyor ki sisteme dahil olabilmeniz için diyor e-arşiv faturayı olabilmek için e-fatura mükellefi olmanız gerekiyor diyor. Buradan çok hanımefendi bir meslektaşımız var dedi ki bekar olmadan evlenemiyorsun. Öyle bir şey. Feminist olduğu için bunlara takılıyor. Şimdi bizim 2016'daki Ciro nedeniyle o e-fatura hedeflere giren bir müşterimiz. Evet. Fakat 2016'nın girdi ama. Ciro'lar düştü. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Fark etmiyor. Müşterimiz oldu duruyor. Hangi yıl? Biz dilekçe verirsek diyelim ki 2017'nin sonlarına. Evet canım. Ekim kat aralık falan. İdarenin tamam canım. Ben bir şey yok. Tamam. Demez. Tercih edilmene... Yok, idare buna herhangi bir şekilde geri dönüş yapıp da işte tamam sizin hakkınızı donduruyorum demez. Çünkü yarın öyle bir firma çıkar ki karşınıza satışlarınız patlayabilir. Onun için geçici bir süreyle dondurma, işte 3 ay dinlenmeye alayım, 5 ay sonra görüşmek üzere falan gibi bir sistemde durum yok. Sisteme girdiniz, tasfiye halinde de olsanız tamamen şirket resmi olarak ölmediği sürece bu sistemde kalma durumunuz var. Yani bu sene ciroyu tutturdum, önümüzdeki yıllarda düştüm, sistemden çıkarmayayım, çıkmazsınız maalesef. Yani hatta burada özür dilerim, meslektaşlarımıza yanlışlıklarla oluşmasın. Mükellefiyet terkini biz de biliyorsunuz, vergi daireleri, bu mükellef burada yok. 2-3 yoklamadan sonra maliyeden kaydını siliyor. Ama sizin anlattıklarınızdan öğrendiğim kanun koyucu ancak ticaret sicili soruyor. Bizdeki maalesef işte iki kurumun birbirlerini anlamamasından dolayı vergi dairesinde mükellef olmayan birçok şirket bugün ticaret sicili hala kayıtlı. İşte. Efendim Üstad? Duymadım. Buyurun. İşletme vefat nedeniyle işletmesi devam ederken babadan oğula geçiş sürecinde nasıl bir uygulama? İşletme, ticari bir işletme mi? Ticari işletme. Fark etmez. Biz vergi kimlik numaralarımızı şirket üzerinde açtığımız için işletme sahipleri vefat etse de şirketler yaşıyor. Ve aynı şekilde devam eder. Ne olur? İşletmede... Geçiş süresi hani vefatten de bir ay olduğu için bazı geçiş sürecinde... Şöyle düşünün, işletmede sadece işte imza sirkülleriniz ve yetkilendirme alanlarınız
sınırlı da yani değişecektir burada. Gelir İdaresi Başkanı'na zaten 15 gün içinde bildirmeniz gerekiyor böyle bir durumda imzanızla ilgili değişiklik olduğu zaman. Ama bu sizinle mali mühür sürecinizi değiştirir. Eğer işletme ünvan değişikliği yapmıyorsa ya da e-fatura mükellefiyetinizi de ortadan kaldırmaz. Çünkü esas olan burada şirketin yaşıyor olması. Sahibinin vefat etmesi sadece işletme içerisindeki süreçte imza yetkisini vesairesini değiştirir. Eğer ki işletme defterlerini mali mühür üzerinden değil de 570 sayılı elektronik imza kapsamında gönderiyorsa bu sefer elektronik imzasını değiştirmesi gerekiyor. Neden? Çünkü elektronik imzalar gerçek kişiler üzerine açılıyor. O yüzden elektronik imzası değişir. Yeni yetkili yönetim kurulu tarafından yeni yetkilendirilmiş kişi üzerinden açılması gerekiyor. Buyurun. Şimdi şahıslarda elektronik imza yeterli dediniz. Peki elektronik imza almadan mali mühür alabilir şahıs? Olur. İkisini de söyledim. Hem elektronik imza kullanabilir şahıs gerçek kişiler hem mali mühür. Ama tüzel kişiler sadece mali mühür kullanmak zorunda. Teknik ya da vergisel olarak farkı nedir? Hiçbir farkı yok. İsim mi farklı? Yok, bana sadece ilk başta şey dediler, herhangi bir fark var mı? Hayır, yok. İstediğiniz bu tamamen size tercihinize kalmış olan bir durum. Hatta bazı arkadaşlar dedi ki bir İstanbul dışındaki eğitimde ücretine bakalım hangisi uygunsa onu alalım mı hocam dediler. Bu tamamen işletme yönetimine kalmış olan bir şey. Gelecekte bir sorun çıkartılma peki? Mali gelecekte bir sorun şu andaki tebliğ kapsamında olanları söylediğim için tebliğ değişirse der ki örnek veriyorum. Şahıs işletmeleri artık sadece örnek veriyorum elektronik imza kullanacak, mali mühür kullanmayacak derse tebliğ değişirse zaten biz de değiştirmiş olacağız. Onun haricinde zaten hani bu 242 kapsamında yapıldığı için bu işlemler herhangi bir sıkıntı olmaz şu anda. Elektronik defterle devam edelim mi birazdan? Elektronik defterle biliyorsunuz bu da 2013 yılında yürürlüğe giren 1 Nisan 2014 tarihi itibariyle aktif olarak kullanmaya başladığımız zorunluluk kapsamında olan işletmeler için bahsediyorum. Tebliğ ilk çıktığı zaman şöyleydi. E-faturaya giren e-deftere girmek zorundaydı. İhtiyari de olsanız değil olmasanız da. Ama sonra tebliğ güncellendi. Dedi ki ihtiyari geçişlerde e-faturaya geçen mükellefler isterse e-deftere geçebilirler. Ya da önce e-deftere geçip sonra e-faturaya geçebilirler. İhtiyari iseniz ama zorunluluk kapsamındaysa da her ikisine birden aynı anda geçme durumumuz söz konusu. Tebliğler Vergi Usul Kanunu'nun elektronik deftere ilişkin güncellemelerinin 1 ve 2 sıra numaraları sirküleriyle ve genel tebliğleriyle hayatımıza girdi. Elektronik deftere ilişkin takıldığımız her şeyde bu iki tebliğe bakarak faydalanmamız gerekiyor. Çünkü bunlar hem ana çerçevesini çizdi hem de teknik olarak bir sürü güncellemeler var. Belki biz bunları fark etmiyoruz günlük yoğunluğumuz içerisinde ama sürekli duyuru ekranlarında bunlar güncellenmiş haliyle var. Bence biraz önce bahsettiğim gibi eğer ki fatura kullanıcısıysanız ya da yeni dönemde geçecek olan mükellefseniz bunu ara ara takip edip bakmanızda fayda var. Özellikle bana şöyle sorular geliyor. Yıl sonu itibariyle ilk defa uygulamaya geçecek arkadaşımız var mı içimizde? Özellikle şu soru mesela diyorlar ki yıl sonu itibariyle 1 Ocak'ta zorunluluğum başlayacak. Ben önce e-faturaya geçsem, sisteme biraz alışsam, e-deftere sonra zorunluluk tarihi itibariyle geçebilir miyim diye sorular geliyor. Evet bunu yapabilirsiniz. İlla ikisini de aynı anda yapmak zorunda değilsiniz. Örnek veriyorum 1-1-2018 tarihinde tebliğ kapsamındaki limitleri tutturup her ikisine birden geçmeniz gerekiyorsa şunu diyebilirsiniz. Ben e-faturayla en azından sisteme biraz alışayım, e-deftere zorunluluk tarihinde geçeyim diyebilirsiniz. O yüzden başvurularınızı şimdiden yapıp 1 Aralık örnek veriyorum 2017 tarihi itibariyle e-fatura uygulamasına erkenden geçiş yapabilirsiniz. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntılı durum söz konusu değil. Ama zorunluluğunuz başlayacağı tarih 1 Aralık 2018'dir. Şunu yapamazsınız yalnız. Ben sisteme ihtiyari olarak geçtim. Hem e-fatura sıkıldığında da kağıt fatura kesemezsiniz. Artık bütün kağıt ortamındaki faturanızı bitirmeniz gerekiyor. İlgili şirketlere keseceğiniz, karşı taraf iki tarafın e-fatura olacağı şirketlere. Onun haricinde yine kağıt ortamında düzenleyen, fatura düzenleyen mükelleflere kağıt ortamda fatura kesmeye devam edebilirsiniz. Dediğim gibi bu ihtiyacın isterseniz bugün de e-faturaya geçip yıl sonunda e-deftere geçebilirsiniz. Yani ikisine de aynı anda geçme zorunluluğunuz bulunmuyor. E-defter şöyle bir işlem var mesela işletmeniz bir şirket ya da sizin muhasebe ofisiniz mükellef geldi dedi ki
Ay fatura defter diye bir şey varmış dedi. Çok anlatıyorlar. Noter masrafı falan yok. Çünkü en azından noter masrafı ortadan kalktı artık. Noter masrafı yok dedi. Beni e-faturaya geçirin dedi. Ağustos ayında geldi. Ne zaman geçelim peki dediniz siz. Beni dedi Eylül'ün birinden itibaren sisteme dahil et dedi. Ben olsam geçmem. Hiç bu işe de bulaşmam. Çünkü tebliği bu konuda çok net. Elektronik defter tebliği. Eğer diyor cari dönemin ara dönem içerisinde geçecekseniz elektronik defter uygulamasına takip eden bir ay içerisinde kağıt ortamında bütün kağıt ortamındaki defter işlemlerinizi tamamlayıp bir ay sonra e-deftere başvuruda bulunup geçiş yapabilirsiniz diyor. Yani şöyle düşünün. Eylül ayında geçerseniz e-deftere Ağustos ayına kadar 8 aylık bütün işleminizi bir ay içerisinde tamamlamak zorundasınız. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Eğer mükellefler size bu konuda hani erken ara dönemde geçelim derse onu yıl sonunda geçmek için, ikna etmek için elinizden geleni yapıyor olmamız gerekiyor. En azından kendiniz için. Çünkü şöyle bir durum var. Yıl sonunda geçiş sağlandığı zaman en büyük rahatlığımız bu. Defter tasdik dönemine kadar defterlerimizi işte bastırıp oluşturma hakkımız hala devam edecek. Ama ara dönem olursa maalesef onu Haziran'a kadar değil sadece bir aylık süre vermiş oluyor. O yüzden bu ince ayrıntılara dikkat etmemiz gerekiyor süreçle ilgili. E-defter aslında normalde kullandığımız kağıt ortamında tutmak hükümlü olduğumuz defterlerin zorunlulukları, yaptırımları, müeyyideleri, tutma şartları, muhafaza, imraz etme yükümlülükleri neyse aynı şekilde elektronik defter içinde geçerlidir. Vergi Usulü Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerimiz yine aynı şekilde elektronik defterle ilgili de devam etmektedir. Bence elektronik defterleri sadece elektronik ortamda tutmamız gerekiyor. Kağıt ortamında tutmayalım. Tebliğ de zaten böyle söylüyor. Hem elektronik ortamda tutup hem bu defterlerin kağıt çıktısını almak hiçbir işimize yaramayacak. Ancak bir mahkeme isterse olağanüstü bir şey olup bunları da bizden belge nasıl üretildiyse o şekilde muhafaza ve ibraz yükümlülüğünden yola çıkacak olursak vergi sükan 416 tebliği kapsamında elektronik ortamda bir bilirkişilikle ilgili bir dava olabilir ya da herhangi bir şekilde mahkeme bizim tuttuğumuz defterlere başvuruda bulunursa o zaman elektronik ortamda tutuyorsak USB'lerle birlikte mali müdürümüzü vereceğiz ve incelemeyi bu şekilde tamamlamış olacağız. O yüzden kağıt çıktıları bir inceleme memuru geldiğinde 2 senedir e-defter mükellefiyseniz bunları da basmıştın hazır isterseniz bundan bakın diye götürmeyin. Çünkü bunlara bakmayacaklar. Otomatik olarak elektronik ortamda tutulan defterlere bakacaklar. Sisteme dahil olmak için ne yapmak lazım? Bir kere yazılımı onun onayı almış bir yazılım programına sahip olmak lazım. Elektronik defter uygulamasına geçebilmek için. Ve elektronik defter şu adresteki linke tıklayarak e-defter.gov.tr başlığının altında başvuru işlemlerimizi gerçekleştiriyor olmamız gerekiyor. Yeni geçeceğimiz dönem için. Şimdi eğer ki ilk defa bu yıl içine geçecek olan mükellefler ya da herhangi bir şekilde ara dönemde e-fatura uygulamasına geçmek isteyen mükellefler için yıl sonu çok yoğun bir dönem olacak. Ve özellikle bazen yoğunluk nedeniyle mali mühürler geç üretilebiliyor, bozuk mali mühür elinize ulaşabilir. Çünkü teknik olarak bunlar hani bozulmaya, kırılmaya müsait cihazlardır. Herhangi bir sıkıntılı durumla karşı karşıya kalmamak için en azından yıl sonunu beklemeden aralığın başlarında vesaire bir başvuruda bulunmamız gerekiyor. Bulursak daha sağlıklı olur. Böyle bir zorunluluğumuz yok. Mali mühürlerimize başvuruda bulunmak için. Çünkü burada başvuru esaslarında sizi doğrudan sisteme almıyor. Elektronik deftere geçiş tarihini soruyor. Orada isterseniz hemen diyebiliyorsunuz ya da isterseniz yılbaşı itibariyle 1-1-2018 seçenekleri var. Yalnız lütfen bundan 2 sene önceki sisteme ilk geçişlerde bayağı bir sıkıntı yaşandı. Farklı arama motorları üzerinden başvuruda bulundu birçok mükellef arkadaşımız. Orada siz farkına varmadan e-fatura mükellefi olmuştunuz. Sisteme baktığınız zaman yılbaşı diyorsunuz ama bir hafta sonra portallar açıldı. Otomatik olarak elektronik faturalar yağdı. Çok ciddi şekilde sıkıntılar yaşanmıştı o dönemde. O yüzden başvurularınızı yaptığınız zaman da her ne kadar yıl sonu itibariyle yapsanız da bu başvuruları mutlaka ara ara girip e-fatura ve e-defter sitelerinde adınız var mı yok mu bunları bir kontrol etmekte fayda var. Sistem ilk açıldığı zaman yaklaşık arada 20 binlik bir makas farkı vardı. Yani daha fazla e-fatura, daha az e-defter mükellefi vardı ihtiyari kapsamda olanlar için.
şu anda neredeyse başa baş gidiyor. 62 bini geçti şu anda e-fatura mükellefi ve e-defter mükellefi de 60 bin taneye geçmiş durumda. Başvurularımızı işletmenin vergi kimlik numaraları bilgilerine girerek, işte vergi kimlik numarası, tam ticari ünvanı, adı soyadı, elektronik imzası ya da elektronik defterle ilgili ticari bilgilerini girdikten sonra kaydet butonunu yapıyoruz ve e-defter başvurumuz tamamlanmış oluyor. Başvurumuzun hangi aşamada olduğunu görmek istediğimiz zaman da e-defter sorgulama ekranları var. Yine e-defter gov.tr başlığının altında. Sorgulama ekranına girdiğiniz zaman işletmeniz tüzel kişi mi, gerçek kişi mi? İşte vergi kimlik numarası, gerçek kişi ise TC kimlik numarası üzerinden en son yazdığınız işletmenizin ticari bilgilerini girerek e-defter başvurunuzun hangi aşamada olduğunu sorgulayıp sonucu alabiliyorsunuz. Şimdi e-defterde belge türleri şu anda görünen 8 tane belge türü var ama ilerleyen dönemlerde bu defterlerdeki belge türlerinin çok daha fazla olacağı söyleniyor ki muhtemel olacaktır. Çünkü 8 belge türü bütün hepsine ihtiyacımızı karşılamıyor belki de bir noktada şu anda. Birincisi çek. Artık biliyorsunuz zaten biraz önce bahsettik. Çek ve karakod sistemiyle elektronik ortamı geçtik. Kağıt ortamında bir belge de kalmadı bizim için. İkincisi fatura. En önemli noktada dikkat edeceğimiz belge türlerinden bir tanesi faturadır. Neden? Birazdan anlatacağım bunu. Üçüncüsü müşteri ve satıcı sipariş belgeleri. Çok fazla kullanılmayan kalemlerdir bunlar. Dördüncüsü senet, navlu ve diğer başlığı. Şuradan şöyle bir nacizane tavsiyem olabilir. Diğer başlığın altında her bulduğumuz kalemi diğer başlığın altına atmayalım. Yarın bir gün bir inceleme memuru gelebilir Gelir İdaresi Başkanlığından. Diyebilir ki çünkü bizim veri tabanı, elektronik uygulamaların veri tabanı XBRL dediğimiz bir raporlama dili üzerinden yapıldı. Yani bu raporlama dili ne demek? Genişletilebilir raporlama dili demek. Yani bu şu demek oluyor. Sistemde istediğiniz her türlü datayı bu veri tabanı üzerinden alabilirsiniz. Bir inceleme memuru geldi ya da size bir inceleme geldi. Dediler ki diğer başlığının altındaki bütün kalemleri dökün dediler. Ve diğer başlığının altında bir fatura çıktı. Bu çok ciddi bir cezayla karşı karşıya kalmanızı gerektirebilir. Diyor ki tebliğler bu konuda çok net. Hangi kalemleri, hangi başlıkları ilgilendiriyorsa o başlığın altına ilgili faturayı ya da ilgili çekli senedi atıyor olma zorunluluğumuz var. Ve bunlara karşılık da 4 tane ödeme tipi geldi. Dedi ki kasa, banka, çek ve senet. Muhtemel bunlar da artacak çünkü sadece bu kalemleri kullanmıyoruz. Farklı ödeme türlerini de kullanabiliyoruz. Bunlar da önümüzdeki günlerde muhtemel 2018'de güncellenerek artacak gibi konuşuluyor. İsterseniz biraz bunların kısaca başlıklarından biraz detaylandıralım. Mesela fatura kaydı nasıl oluyor? Diyor ki her bir fatura kaydının ayrı bir yevmiye maddesine gösterilme zorunluluğu vardır. Şimdi biz bu hükme kağıt ortamındayken bildiğimiz halde uyabiliyor muyduk? Uyamıyorduk. 50 tane, 100 tane faturayı aynı günse eğer bir tek bir yevmiye maddesine gösterip muhasebeleştirme işlemini yapıyorduk. Ama elektronik fatura uygulamasında ve e-defter uygulamasında bunu yapamayacağız. Gelir İdaresi Başkanlığı çok net bu konuda ve çok katı duruyor. Diyor ki 19 Aralık 2012 tarihinde resmi gazetede bir tebliğ yazı yayınlandı. Burada dedi ki yevmiye maddesine konu olan her bir işlemin tek bir yevmiye maddesine gösterilme zorunluluğu vardır dedi. Bu tebliğ kapsamından yola çıkarak kesilen her faturanın tek bir yevmiye maddesine gösterilme zorunluluğu e-defter için başlamış oldu bu tarih itibariyle. Ama şöyle de bir durum var. İşletmeniz e-arşiv fatura mükellefi ve çok fazla fatura kesiyor. Mesela bir kargo. Binlerce fatura kesiyor değil mi? 1 liraya da fatura kesiyor, 10 liraya da, 5 liraya da binlerce fatura kesiyor. Bunu Gelir İdaresi Başkanlığı'na bir dilekçeyle kısıt olarak başvurduğunuz zaman 35 numaralı müdürlüktür. Bu elektronik ticaretin izlenmesi ve ödeme yöntemleridir müdürlüğün adı. 35 numaralı müdürlüğüne başvurdu bulunup işletmenizin işte kurumunuzun şu vergi kimlik numarası mükellefiyim. İşletmemiz kargo işleriyle uğraşmaktadır. Günlük kestiğimiz fatura limiti şu kadardır. Bu kapsamda değerlendirilmek üzere faturalarımızın yevmiye maddesi kaydı olarak toplu belge kaydıyla sisteme atmak istiyoruz diye bir dilekçe yazmanız gerekiyor. Eğer Gelir İdaresi Başkanlığı bu dilekçeyi
haklı bulursa önce girecek sizin fatura hareketlerinize bakacak. Hani biraz önce e-arşiv raporu göndermiştik ya, takip eden ayın 1 ile 15'inde. Orada sizin fatura hareketlerinize bakacak. Günlük olarak fatura limitlerinizi. Eğer gerçekten çok fazla olduğuna kanaat getirirse sizin yazılı olarak geri dönüş yapacak. Diyecek ki evet uygundur, toplu kayıt atabilirsiniz ya da uygun değildir, toplu kayıt atamazsınız diye. Ama bu şu demek değil. Ben kargo firmasıyım, çok fazla fatura hareketim var, benim böyle bir hakkım var demek değil. Mutlaka yazılı olarak durumunuzu arz etmeniz gerekiyor ve gelir idaresi tarafından onaylandıktan sonra bunu kullanabilirsiniz. Burada da tabii her şeyi atamıyoruz. Diyor ki her bir faturayı tek bir yemeye maddesine gösterme zorunluluğumuz var ama diyor ki eğer diyor ben onay verdiysem sadece bir yemeye maddesine 50 tane fatura gösterebilirsiniz ve aynı cinsle faturaları gösterebilirsiniz diyor. Eğer onay verildiyse. Onun haricindeki bütün faturalar her birinin tek bir yemeye maddesine gösterilme zorunluluğu devam ediyor. Banka işlemleri usulü uymayacaksınız ya özel usulsüzlük ya ikinci derece usulsüzlük. Banka işlemlerine baktığınız zaman artı sistemde artık şöyle yaptılar bazı paket program firmaları. Bakın şöyle bir durum var. Sistemde teknik olarak her şeyi kabul ediyor. Sistem sizden 10 günlük faturayı da kabul ediyor. Geriye dönük 6 aylık beratı da kabul ediyor. Teknik olarak hiçbir sıkıntı yok. Ama biz yarın bir gün mali idareyle karşı karşıya gelirseniz diyor ki beni teknik ilgilendirmez. MUK'a göre zamanında gönderdin mi? TTK'ya göre zamanında bildirimlerini yaptın mı diyor. Benim veri kaynağım her zaman kanunlardır diyor. O yüzden teknik olarak istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz sistem üzerinde. Ve sistem sizi uyarmaz da dikkat et toplu kayıt atıyorsun diye. Burada ne yapabilirsiniz? Kullandığınız bilgisayar paket programcısına söyleyebilirsiniz. Bazen oluyor. Firmalar e-faturaya geçmiş oluyor. Mesela muhasebe ofislerine giriyorsunuz 50 tane fatura. Bir öyle bir sistem kuruluyor ki firmanın e-faturaya geçtiğini e-fatura gov.tr'deki kayıtlı kullanıcılar listesiyle entegrasyon sağlayabiliyor yazılımcılar. Tam giriyorsunuz diyor ki firma artık e-fatura diyor. Ve siz otomatik olarak attığınız kayıtların her birini ayrıştırmanız lazım. Bunu paket programlar yapıyor. Her birini tek tek yemeğe maddesine ayırarak muhasebeleştiriyor. Bu işte bahsettiğim gibi sizin biraz da iç kontrol sistemiyle ilgili olan bir durum. Bu şekilde güncellemek lazım. Banka işlemlerine baktığımız zaman neyse ki bu güncellendi birkaç sene önce dediler ki banka işlemlerine her bir dekontu tek bir yemeğe maddesine göstereceğiz ve her bir işlemi dekont bazında girecektik. Şimdi aslında baktığınız zaman uygulamada uygulanabilirliği imkansız gibi bir şey değil mi? Hangimiz gidip de bankadan dekont alıyoruz, işlem yapıyoruz? Gelen dekontlar sadece şeydir, ya çek bozdurmuşsunuzdur ya bankaya para yatırmışsınızdır, bunun dekontlarıdır. Onun haricinde bir firmadan 3 lira gelmiş, 10 lira gelmiş dekont toplamak imkansız. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımız için artık süreç yürüyemez hale gelmişti. Gelir Dersi Başkanlığı dedi ki bunlar her zaman nakit ve nakit benzerleri kalemleri olduğu için her birini günlük atma zorunluluğumuz var. Çünkü biz bunları bağımsız denetim sürecinde de anlatıyoruz her zaman. Bunlar her zaman suistimali açık hesaplardır. O yüzden hepsini günlük atmamız gerekiyor. Diğer belge tipini, diğer başlığın altındaki belge tipini yazarak eğer dekonttan atıyorsak dekont numarasını yazıp eğer toplu olarak bankalarını ayrıştırıp döviz cinsini ayrıştırıp her birinde ilgili kalemleri günlük atmak şartıyla örnek veriyorum XYZ Bankası'nın şu tarihli hesap hareketleridir. Girişlerini ve çıkışlarını ayrı atmak şartıyla günlük bazda muhasebe işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz banka tarafında. Masraf işlerine baktığımız zaman da aslında masraf formlarına personelleri gönderiyoruz. Personeller gidiyorlar işte otellerde kalıyorlar. Örnek veriyor alacağım insan. Otelde kalıyorlar, masraflar yapıyorlar, birçok masraflar. Size masraf fişlerinin altında bir masraf formu getiriyor, döküman getiriyor. Burada öncelikle dikkat etmeniz gereken karşı tarafta bazen olabiliyor. Bir otel faturası alıyor, otel e-fatura mükellefi. Siz e-faturasınız ama kağıt kesmiş. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Altında eğer fatura kağıt ortamında alınması gereken bir fatura ise bunun sisteme girişini yapılmak için masraf formunun içinden o faturayı ayırıp ayrı bir fatura kalemi olarak girmek gerekiyor. Her birini tek tek. Onun haricindeki taksi fişi vesaire masrafları
toplu bir belge tipiyle her bir personele ayrı olacak şekilde ve her bir makbuzunda müteselsin sıra numaraları olacak şekilde ayrı ayrı takip edilip işletme yönetim kurulu yetkileri başınız ağrıdır artık. İşletme yönetim kurulu yetkilileri tarafından ya ıslak imzalı kağıt çıktısının eğer elektronik ortamda vergiyse de elektronik ortamda imzalı haliyle muhafaza etmek istendiğinde de ihraç etme yükümlülüğümüz bulunuyor. Buyurun üstad. Banka için girişi ayrı, çıkışı ayrı dediniz ya, ayrı ayrı fiş anlamında mı söylediniz bunu? Ayrı. Şimdi orada diyor ki günlük bazda diyor bankaları tek tek ayırarak döviz cinslerini, TL'leri ayrı ayrı yapabiliriz. Ama bu işin usulü aslında girişleri ayrı bir muhasebe fişi, çıkışları ayrı bir muhasebe fişinde göstermek daha doğru olacaktır. Aynı fişte göstermek. Olur. Yani sıkıntı bir olmaz. Bir de diyelim ki çekte entegrasyondan tek bir çek ama bankada o gün başka işlemlerde. Çek bordrosu olarak, tek bir çek bordrosu olarak giriş yapabileceksin. Yani ben toplu fiş yaptığım zaman o güne tek ayrıca devre bazında bir işlem yapamam anlamı bir çıkmıyor değil mi? Nasıl yani? Yani çek işlemini tüp belgeye bir devriye maddesi yapıyorum ama diğer işlemleri bir süreçte topluyorum. En doğrusu çek işlemlerinin her birinin tek bir YME maddesi. Zaten sistem onu diyor. Bütün her şey tek bir YME maddesi. Ayrı ayrı YME maddeleri yani gösterin diyor. Ama şöyle diğer banka hareketlerinde ayrı gösterebilirsiniz. Hatta şunu yapabilirsiniz. Aynı gün içinde bankaya tahsilata verdiğiniz çekleri aynı gün olmak şartıyla çek bordrosuyla tek bir YME maddesi de gösterebilirsiniz. Şimdi çek bordrosunu anlatacağım. Orada konuşalım. Zeyre borna baktığınız zaman eğer işletmenizde birden fazla yazar kasa varsa yani 4 tane 5 tane bazen hastanelerde olabiliyor. Her birine ayrı ayrı muhasebe fişini değil de her birine günlük olacak şekilde bir muhasebe fişinin altında yazar kasaların ÖKD cihazlarının her birinin ayrı emek numaralarını yazmak şartıyla tek bir muhasebe fişini gösterebiliyoruz. Belge açıklamasına Z raporu icmali olarak göstereceğiz ve mutlaka burada da ilgili hangi Z raporuysa müteselsin sıra numaralı birbirini takip edecek şekilde ilgili işlemini gerçekleştireceğiz. Açacağım. Şunu bir bitireyim. Bunu bölmeyeyim. Ödeme KDC cihaza ait bir örnek bir rapor dosyası hazırladım burada. Zaten elektronik defter uygulamalarının 1 ve 2 sıra numaralı tebliğlerinde de var buna benzer örnekler. Tarih numarası, ÖKC numarası, KDV'li satışlar 18'de 8'de tamamen bütün KDV oranlarını ayrıştırmak şartıyla KDV'li ve KDV'siz tutarlarını gösterip tek bir YME maddesinde nakit ve nakit benzerlerini ilişkilendiren durumlar için tek bir YME maddesinde bunu muhasebe işlemini gerçekleştirebiliriz. Buyurun. Şimdi anladığım kadarıyla burada kanun koyucu hep aynı tarihi baz alıyor. Banka kayıtlarındaki verdiği elastikliğe bu satış masraflarına belgeleri şey için ama hep aynı tarih vurgusunu yapmış. Şimdi gün içinde işletmenin yapmış olduğu giderler derken adam gidiyor pazarlamacı bir hafta sonra geliyor bir torba faturayla. Hı hı. Değişik günlerde. Ben o hepsini 1.90'dan önce bir güne göre ayıracağım. Bunu bir tane masraf fişini ya bir orta bir tarih seçeceksiniz. Her birine ayrı ayrı masraf fişini. Çok enteresan. Her birine ayrı ayrı masraf. Bu zaten istediğin sistemi şu. Her bir tek bir fiş bile, yazar kasa fişi bile olsa ilgili tarihine gelip muhasebe kaydını atabilmek. Ama bunu uygulamada mümkün olmadığından dolayı masraf formu adı altında masraf oradaki örnek veriyorum biz faturanın tarihini alabilirsiniz o masraf formuna ya da işte o kişinin dönüş bilet tarihini masraf formu olarak size teslim ettiği tarih itibariyle dönemselliği bozmayacak şekilde tabii KDV'sini beyannameyi beyannameyi bozmayacak şekilde bunlar çok önemli çünkü her birine müteselsin sıra numarası sistemin vermesi şartıyla çünkü bunlarda karışık tarihler olabilir. Ya ıslak imzayla ya elektronik ortamda e-imzalı imzalayarak muhafaza edip saklamak lazım. Ama en önemli noktalardan bir tanesi şu. Ay sonuna gelip 30 Mart ile 3 Nisan arası tarihleri arasında personel seyahate gider. Onu dönemselliği bozmayacak şekilde ayırıyor olmamız gerekiyor.
Çek bordrolarının kayıtlarına baktığımız zaman da çek bordroları için diyoruz ki her bir çek belgesinin aile yevmiye maddesine gösterilme zorunluluğu vardır. Şimdi biz bunu anlatırken her biri ayrı ayrı olacak diyoruz ama şimdi birazdan Berat uygulamalarında bahsedeceğim. 100 bin yevmiye satırı var. 100 bin yevmiye satırını biz eğer bunların hepsini tek tek girersek çoktan doldurmuş olacağız. O zaman defterleri parçalayarak gönderiyor olmamız gerekiyor. Şimdi tebliğin istediği bu ama bazen uygulamada baktığınız zaman mükellefi hani biraz da işini kolaylaştırabilecek uygulamalar getiriyor. Özellikle çeklerle ilgili mesela düşünün bir factoring şirketinde çalışıyorsunuz. Milyonlarca çek geliyor gün içerisinde ve her bir çeki ayrı ayrı sisteme girmeniz gerekiyor. Bu çok ciddi bir sıkıntı yaratmıştı. Dedi ki ondan sonra alıcısı ve satıcısı aynı olmak şartıyla birden fazla çek yemeğe maddesini aynı gün içerisinde kaydedilebilir. Alıcı firması aynıysa ya da satıcı firması aynıysa geçerli olacak durum. Her birine ayrı ayrı ilgili çek bordrolarını da göstermek şartıyla. Yine aynı senetler için durum da aynı şekilde söz konusu. Alıcısı ve satıcısı aynı olması şartıyla senetlerinde ayrı ayrı yemeğe maddelerinde toplu olarak gösterilme durumu devam ediyor. Neyse ki ücret bordrolarında bir güzellik var. Ücret bordrolarında her bir personelin ücretinin ayrı yemeğe maddesine gösterilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Düşünün bir aramızda düşünün ki 2000 tane personel çalışıyor bir fabrikada ve bunların bir ay boyunca artık değil mi ücret bordrosu kayda atarız. 2000 tane personel çalışıyorsa bir fabrikada. Neyse ki bunu en azından tek bir bordro altında yine müteselsiz sıra numaraları birbirlerini takip edecek şekilde gösterilme yükümlülüğümüz var ay sonlarında ya da hangi dönemlerde ödüyorsanız. Serbest meslek makbuzlarına baktığınız zaman artık ev serbest meslek makbuzu diyeceğiz yakın bir gelecek zamanda buna. Zaten otomatik olarak girecek sisteme muhtemel bir belgenin elektronik ortamda ürettikten sonra kaydını atmak çok kolay olacak. Çünkü kestiğiniz kayıt entegrasyonla e-deftere kaymış olacak çok rahatlıkla. İyi bir şey mi kötü bir şey mi ben de anlamadım ama iyi değil mi? İyi. Tamam. Burada serbest meslek makbuzları her ne kadar fatura ve fatura yerine geçen bir belge olsa da fatura başlığını kullanamıyoruz. Fatura başlığını sadece fatura kalemleri için kullanıyoruz. Diğer başlığın altında SMM makbuzlarını alıcısı ve düzenleyenlere aynı olması şartıyla ilgili başlık kalemleri altında muhasebe işlerini gerçekleştirebiliyoruz. Perakende satış fişleriyle ilgili de sıkıntılar yaşanıyoruz. Perakende satış fişi eğer çok fazla alıyorsanız burada biraz sıkıntı yaşanan dönemler olabiliyordu. Fazla bütün kayıtları tek yemeğe maddesine gösteriyorduk. Bununla ilgili bir güncelleme geldi ve dendi ki 10'ar günlük kayıtlar halinde belge tipi diğer başlığı olmak şartıyla ilgili yemeğe maddelerinde 10'ar günlük kayıtlar halinde perakende satış fişlerini muhasebeleştirebiliyoruz bu süreç içerisinde. Bir tane örnek tablomuz var. Perakende satış fişiyle ilgili tarih hangi ÖKC'den alındıysa onun detay açıklaması, gider ana hesap, KDV dahil hariç tutarlarını gösteren bu icmal dosyasıyla birlikte muhasebe işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Peki, o zaman ben bir şey sorayım. Bilmiyorum, öğrenmek istiyorum. Burada bir tablomuz var. Dönem başında biz bu şekilde bu tabloyu hazırlamaya başladık. Bu normal sıradan bir Excel tablosu. Burada diyor ki işte tarihi var, ÖKC'nin adı, vergi kimlik numarası, tarihi, sayısı. Bakın çok önemli sayısı var burada. Bu mutlaka müteselsiz sıra numaralarının birbirini takip etmesi gerekiyor. Elektronik defter otomatik numaratör veriyor çünkü. Bu tabloyu ben bu şekilde tuttum. 6 ay sonra bu ihtiyacımı karşılayamaz hale geldi. Benim yeni yeni alımlarım oldu, yeni yeni özellikli durumlarım oldu. Bu tabloyu değiştirmem gerekiyor. Bunu ben hazırladım. İstediğim şekilde değiştirebilir miyim? Bir sakın da olmaz değil mi? Olmaz. Sorulduğuna göre oluyor diye geliyor. Olur mu size? Olmaz diyeceğim. Öyle bir şekil şartı yok mu? Yani? Hem olur hem olmaz diyorsunuz. Gibede bildirilmesi gerekiyor. Gibede bildirilmesi gerekiyor. Başka ne olabilir? Bir kere değiştirebilir miyim? Ya mesela bir tane daha sütun ekledim. Örnek veriyorum size.
niyetle değiştirebilirsiniz. Her şey iyi güzel, elektronik ama biz ne söylüyoruz? Her zaman esas olan kanunlardır, kurallardır diyoruz. Muhasebenin genel prensipleri gereği tutarlılık kavramı çerçevesinde bir işleme ne şekilde başlıyorsanız dönem sonuna kadar o şekilde gitmeniz gerekiyor. Yani biz sadece olayı elektronik olarak düşünmeyeceğiz. Burada muhasebe uygulamaları, genel tebliğ, işte muhasebelerin prensipleri, tutarlılık kavramı, süreklilik kavramı vesaire gibi kavramları da göz önünde bulundurarak işlemlerimize devam edeceğiz. O yüzden bu tarz kriterleri yeni derse bildirmeye tabii ki gerek yok. Ama uygulama prensip gereği bir işleme nasıl başlıyorsak aynı şekilde ihtiyacımıza cevap verecek şekilde devam etmemiz gerekiyor. Yine... TFRS'ye göre misin? Hani şeyde vardır ya, TFRS'ye hatalar, yanlışlar geriye ve ileriye doğru. Nasıl başladıysa böyle devam edecek. Hı-hı. Biz başladık. Sonra güzel yapmamak şey, lazım. Ama hani yapmamak lazım. Çünkü tamam, bunu belki elektronik ortamda tutuyorsunuz da bunun sonu yok. Ne kadar geriye kadar yapabilirsiniz? Buna biraz hani ona dikkat etmek lazım. Gelmiyor ama işte dikkat etmek gerekiyor. İşte yani teknik olarak da baktığınız zaman hem temel kanunlar hem teknik kısmı, o yüzden çok fazla değişiklik yapmamak gerekiyor kanun prensipler çerçevesinde. Elektronik olarak belki biraz karanlık kalıyor olabilir ama elektronik olarak düzenlenmiş bir defteri görüyorsunuz ekranda. Aslında normalde kağıt ortamında tutulan defterlerden hiç farklı olmayan bir defter. Basmak istediğinizde göreceksiniz ama dediğim gibi bunları kağıt ortamında saklamayacağız. Özellikle elektronik ortamda defterlerimizi muhafaza etmeye devam edeceğiz. Bu da elektronik ortamda düzenlenmiş bir büyük defterdir. Yine aynı şekilde tuttuğumuz defterlerden hiçbir farkı olmayan bir defter türüdür. Kısaca ben biraz da defterlerin işleyişi üzerinde durmak istiyorum. Defterler aylık dönemler halinde düzenlenir ve takip eden 3. ayın son gününe kadar Genel İdaresi Başkanlığı'nın sistemine berat dosyaları bırakılmak durumundadır. Berat dosyalarını bırakıyoruz. Hep şu sorular geliyor. Biz defteri mi bırakıyoruz? Hayır, sadece berat dosyalarını bırakıyoruz Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sistemine. Ve 1-31 Ocak tarihleri arasını alıyoruz. YM vekillerini oluşturuyoruz. Elektronik defterinizi yine elektronik ortamda mali müdürlerimize imzalayıp berat dosyalarını oluşturup Gelir İdaresi'nin başkanlığı sitesine özel entegratörle ya da yazılımı uyumlu onayını almış bir yazılım firması tarafından bırakıyoruz. Ekranda gördüğünüz elektronik defter beratıdır. Bu sadece mükellef tarafından üretilmiş mali mühür bilgileriyle onaylanmış bir elektronik defter beratıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı daha henüz onaylamamış bunu, sitesine bırakmamış çünkü daha. Peki bu kodu bir daha aynı şekilde bir sonraki ayda sistemin vermesi mümkün müdür sizce? Hayır. Mümkün değildir çünkü bu kod bir kez üretilmiş olan bir koddur. Bir sonraki ay tekrar aynı kodu vermesi söz konusu değil. Çünkü bu kodu verebilmesi için bu kodu müşteri hesap hareketlerinden, uyguladığınız hesap planından, 120 hesaptan, 320 hesaptan, 620 hesaplardan aldıkları ortak bir armoni halinde üretmiş olduğu bir kod sistemidir. Bir dahaki ay bu kodu tekrar vermesi söz konusu olmayacaktır. Ama siz elektronik ortamda ürettiğiniz şu Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmış şu berat kodunu başkanlık onaylamış, eğer sisteminizi açıp geçmişe dönük herhangi bir işlem yaparsanız geçmiş olsun, o zaman tüm kodlar değişecek. Tüm kodlar değişirse ne olur? Öyle bir şey oldu ki mesela sisteme girdim, baktım. Geçmiş döneme ait defter dönem en önemlisi şunu yapmak lazım. Eğer bir döneme ait defter takımlarını gönderdiyseniz
mutlaka o dönemi artık şifreliyor olmanız gerekiyor. Gönderdiğiniz dönemin. Ocağı gönderdiyseniz ocağı şifrelemeniz gerekiyor. Şu mantık yok maalesef. Beyanname verene kadar her türlü düzenleme mübahtır gibi bir şey yok elektronik defter uygulamasında. Defteri gönderdiniz ve işlem bitti. Daha artık hiçbir şekilde değişiklik yapamıyorsunuz. Hata yaptım, yanlış yaptım, nasıl düzeltme yapacağım? Gelir Dersi Başkanlığı diyor ki, cari dönemi ilgilendiren bir durumsa diyor, ara dönemlerde takip eden ayın ilk günü itibariyle gerekli düzeltmeyi yapacaksınız diyor. Hadi siz onu gerekli düzeltmeyi yaptınız, Ocak'ta bir hesap bakiyesi terse döndü, Şubat'ın ilk günü itibariyle yaptınız. Ya ben 3 aylık dönem içerisinde yaptıysam, beyannamelerimi etkileyecek, performansları o çeyrek dönemleri etkileyecek. Ya da düşünün 31 Aralık'ta ki bu bir arkadaşımın başına geldi. Özel entegratör firma sistemde işlemlerin bittiğini düşünüyor. Elektronik defterlerini bağlıyor. Berat dosyalarını paket yapıyor, gönderiyor. Geçmiş olsun bir sürü hesap terste kapandı yıl itibariyle. Böyle bir durum olursa ne oluyor? Eskiden çok katıydı. Aslında bu konuda başkanlık çok da hala katı açıkçası. Belki de biraz da iyi oluyor bu. Çünkü sisteme biraz bloke etmek lazım, şifre koymak lazım. Çünkü bu kodlar sürekli değişebilir ve siz orada hiçbir şekilde bir bakiye eklemeseniz, bir hareket yapmasanız da nokta dahi koysanız kodlar değişiyor ve sizin usulsüz bir işlem yapmış olduğunuzu gösteriyor sizde. Sistem. Bunu nereden anlayacaklar? Bu veri tabanı olduğu gibi Gelir Dersi Başkanlığı'nın elinde var. Gelecek olan inceleme memurları zaten başkanlıktan bu berat dosyalarının bilgilerini alacak ve sizden isteyecek. Sizden isteyeceği berat dosyalarını şununla başkanlıktan aldığı berat dosyalarının karşılıklı olarak mali mühür bilgilerini kopyalayacak. Karşılıklı olarak doğru işleyip işlemediğine bakacak. Eğer ki doğru işliyorsa herhangi bir sıkıntı olmayacak. Eğer ki içinde farklı bir kod varsa bu sefer dönecek size diyecek ki defter takımları üzerine değişiklik yapmışsınız diyecek. Ve örnek veriyorum. Siz eksi bir bakiye ile dönemi kapattınız. Yıl kapandı ne olacak? Çok fazla şey istediler arkadaşımdan. Bir kere Gelir Dersi Başkanlığı'na eğer ki teknik bir sorunsa durumunuzu arz eden bir dilekçe yazmanız gerekiyor. Denetim Uyum Yönetim Daire Başkanlığı'na. İşletmenizin şu, işte kurumunuzun şu vergi kimlik numarası tabi olan mükellefinizin şu eğer teknik sorun varsa şu teknik sorun nedeniyle İşte teknik sorunu da tabii tevzik edici belge olarak hata raporunu sunmanız gerekiyor entegratör firmadan. Şu teknik sorun nedeniyle defter takımlarım yanlışlıkla size bağlanarak gönderilmiştir. Sistemde olan berat dosyalarımı silinerek yeniden yüklenmesini bilgilerinize arz ederim diye durumunuzu çok net ifade eden bir dilekçe yazıyorsunuz. Gelir Dersi Başkanlığı buna karşılık size bir geri dönüş yapıyor. Defter takımları ile ilgili işte uygun görürse diyor ki şu evrakları hazırlayın diyor. O kadar fazla evrak var ki içerisinde yeminli mali müşavirlikten özel durum açıklama raporları falan istiyorlar ki baktığınız zaman bir raporun hiç kalkmadan başından yazma süresi ortalama 2 ya da 3 günü buluyor. Devletin vergi ziyanına uğratmayacağınıza dair taahhütname bile imzalıyorsunuz. KDV'de işte KDV hesaplarıyla oynamadım. Muhtasar'da vergiyle ilgili hiçbir hesapta oynamadığınıza dair YMY madde numaralarında hiçbir tane farklılık olmadığına dair ve en önemlisi bahsettiğim gibi hiçbir şekilde devleti vergi ziyanına uğratmadığınıza ve uğratmayacağınıza dair taahhütnameler imzalanıyor. Ve bu kadarla kalmıyor. Bunların hepsini alıyor başkanlık, inceliyor. Ancak kendisi uygun görürse sistemi açıyor, dosyalarınızı sildiriyor ve yeni defter takımlarınızı yüklettiriyor. O yüzden gönderirken birkaç kez düşünmek lazım defter takımlarını. Hiçbir sıkıntı yoksa, sorun yoksa, mizanlar çekilip defterlerin çapraz kontrolü yapıldıktan sonra bağlanıp berat dosyalarının gönderilmesi gerekiyor. Birkaç satırda muhafaza ve ibraz yükümlülüklerinden bahsetmek istiyorum. Vergi Sükan 416 nolu tebliğ kapsamında defterlerimizi ne şekilde ürettiysek o şekilde muhafaza edip ilgili yerlere sunmamız gerekiyor. Burada özellikle bahsettiğimiz gibi en önemli kriter şu, bir kere muhafaza yapılan yani arşiv hizmeti verilen yerin Türkiye Cumhuriyeti içerisinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçtiği yerlerde olması gerekiyor. Şöyle bir kriter var. Başkanlık
e-fatura.gov.tr ya da e-defter.gov.tr başlığının altında arşiv hizmeti vermekte yetkili olan firmaları yazmış. Diyor ki şu firmalar arşiv hizmeti verebilir, anlaşabilirsiniz bunlarla diyor. Ama öyle bir şey oldu ki yağmur yağdı, sel bastı, şu oldu, bu oldu. Arşiv hizmeti veren firma depolarına su bastı. Bütün serverlar çöktü. Ben bu defterleri nereden bulacağım, nasıl bulacağım? Siz gidiyorsunuz arşiv firması yakasına yapışıyorsunuz. Bul defterlerimi. Yine idaresine durumunuzu arz ediyorsunuz. Başkanlık diyor ki arşiv firması beni ilgilendirmiyor. Esas sorumluluk doğrudan mükellefin kendisindedir. Defter dosyalarınıza sahip çıksaydınız. İkinci, üçüncü, beşinci yedeğini alsaydınız diyor. Ve bunun da yedeklemenin de özel bir kriteri var diyor. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarının geçtiği yerlerde muhafaza etmek ve ibraz etme yükümlülüğünüz var. Çünkü tebliğ bu konuda çok net. Diyor ki bir inceleme memuru isterse gidip defterlerinizi nerede arşivlediğinizi gidip bakma hakkına sahip ve göstermek zorundasınız diyor. Örnek veriyorum. Kanunların içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının içerisinde bir yer ama bir konsolosluğa ait olan, yurt dışına bağlı bir konsolosluğa ait bir toprak üzerinde mesela burada muhafaza edildiğini düşünün ve buranın bir konsolosluk olduğunu düşünün. İki kriteri aynı anda yerine getirmemiş oluyorsunuz. Evet sınırlar içerisinde ama size ait olmayan bir yer olduğu için kanunlarınızın geçmediği bir nokta ya da serbest bölgelerde özellikli durumlar gibi. O yüzden bu kriterlere dikkat ederek muhafaza ve ibraz yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Peki olağanüstü bir şey oldu. Örnek veriyorum size. Defterleriniz istemsiz şekilde elinizden çıktı. Bilgisayarınız yanınızdaydı. İşte otobüste unuttunuz, takside unuttunuz. Bilgisayarınız kayboldu, çalındı gitti. Böyle bir durumda ne yapacaksınız? 15 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığı'na durumunuzu arz eden bir dilekçe yazarak göndereceksiniz. Başkanlık ve tabii ki bu yetmiyor. Defterlerinizi ya da faturalarınızı kurtarma eylem planıyla birlikte göndereceksiniz. Bu takımları, bu defter takımlarını ya da bu faturaları bir daha ben nasıl muhafaza edebilirim, nasıl üretebilirim? Başkanlıktan istemeyin çünkü başkanlık diyor ki ben sizin defter takımlarınızı ya da size ait, mükellefe ait bir şeyi sistemimde tutmak zorunda değilim diyor. Ve bunu otomatik olarak bugünden geriye dönük 6 aylık tüm faturaları sistem üzerinden siliyor ya da sildiğini söylüyor. Burada ne yapmanız lazım? Kurtarma eylem planı sunmanız lazım. Şu 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 şekilde işte şu yöntemlerle defter takımlarımı tekrar oluşturacağım diye. Ya da bazen öyle bir durum oluyor ki bilgisayarınızı haciz ediliyor. Ve ona hep şöyle bir şey geliyor, geri dönüş geliyor. İşte bilgisayarlar, telefonlar haciz edilemez vesaire. Aslında evet belki kanunlara göre böyle ama uygulamada baktığınız zaman icra memurları bilgi işlemden alıyor demirbaş döküm listesini, IT'deki o seri numaraları geliyor bilgisayarınızın altına bakıyor. Eğer ki gerçekten birbiriyle uyuşuyorsa doğrudan haciz tutanağına yazıyor ve haciz edebiliyor bunları. Eğer böyle bir durum olursa da yine 3 gün içerisinde datalarınızın istemsiz şekilde elinizden çıktığını beyan edecek şekilde, biraz öncekinde mesela çalındıysa polis tutanaklarıyla ya da istemsiz şekilde elinizden çıkıp haciz olduysa haciz memurunun haciz tutanaklarıyla her yaptığımız işlemde tespit edici bir belge olarak ispat sunmamız şartıyla başkanlığa durumumuzu arz ediyoruz. Bahsetmiştik, üçüncü kişiler nezdinde tutabiliriz defterlerimizi. Bunu ben geçen sefer de burada öyle bir örnek vermiştim. Ana arşiv Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarının geçtiği yerde. İkinci arşivimi İtalya'da yapabilir miyim? Bağlı ortaklığım var, iştirakim var. Yapabiliriz. Diyor ki ana arşiv kanunların geçtiği yerlerde ve sınırlar içerisinde olmak şartıyla diyor. 2, 3, 5 istediğiniz kadar arşivleme hizmetini yerine getirebilirsiniz. Hiç sorun değil. Yeter ki diyor datalarınız elinizden, acil bir durumda elinizden çıktığı zaman tekrar yeni baştan kazanabilmeniz şartıyla. Belki hatırlarsanız geçen sefer bir örnek vermiştim. Bir inceleme memuru geldi. Meslekte dijitalleşme, elektronik üsler falan filan diyoruz böyle. Çok farklı yerlere gidiyoruz. Bir inceleme memuru geldi ve bize dedi ki ana arşivimizi gösterin. Ana arşivimizi gösterdik. Evet bu binada kanunların geçtiği yerlerde sınırlar içerisinde
İkinci arşiviniz nerede dedi. Hani zorunluluk değil ama yapabilirsiniz. 2, 3, 5. İkinci arşivinizin uzayda olduğunu söylediniz. Böyle bir durumda neyle karşılaşırız acaba? Uzayda nasıl gelir? Uzayda. Şimdi bu örneği verdiğim zaman şey geliyor. Hocam bizim kıta hava sahanlığı içerisinde, yani biraz herhalde NASA'dan rapor almak gerekiyor bununla ilgili. Uzayda dediğiniz zaman evet uzayda saklayabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. İkincisi, şimdi nasıl saklayacaksınız? Bulut teknolojisi var. Şu anda mesela siz cep telefonunuzdan yeni bir telefon aldığınızda bütün eski datalarınızı önce uzaya gönderiyorsunuz, sonra uzaydan tekrar yeryüzüne geri indiriyorsunuz. Bir sosyal medya sitesinden Avusturya'daki kardeşinizi aradınız. Telefonu kaldırdığınız zaman direkt onu aramıyorsunuz. Önce sinyaliniz uzaya gidiyor uyduya, uydudan tekrar geri dönüş yapıyor. Yani bu ne demek? İsterseniz bulut teknolojisiyle, ki şu anda ben de bütün datalarımı bulut teknolojisinde tutuyorum. Bulut teknolojisiyle ikinci arşivlerinizi, bilgisayarlarınızı ya da saklama hizmetini bu şekilde de yerine getirebilirsiniz. İkinci, üçüncü, beşinciye beklerim. Kısaca şuna değinmek istiyorum. Elektronik uygulamalarla yıllık beyanname sayısının 104 milyon olduğu ve her beyanname için yaklaşık 5 sayfa üretildiğini düşünürsek ve bununla ilgili 524 milyon 175 bin adet A4 kağıt tasarrufu yapılmış bu kadar bahsettiğimiz süreç içerisindeki uygulamayla birlikte. Bu da yaklaşık 2600 ton kağıda denk gelecek olan bir durum. Ve ev dönüşümle 10 yılda 1.3 milyon ağaç kesilmekten kurtulmuş aynı zamanda. Ben teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum tekrardan. Oda yönetimimize, başkanımıza ve kurullarına tekrar bizi bir araya getirdiği için. Herhangi... Estağfurullah. Onlar renkli benim için. Bizim Ankara'da bir arkadaşım. Bizim bilgileri İstanbul kitapçı biz şöyle bir şey var, elektronik uygulamalarda arkadaşlar bunun kitabını da yazdık, ben de varım bu yazanların içerisinde. Elektronik adına yakışsın diye basmıyoruz biz bunları. İsmo'nun internet sitesinde e-kitaplar bölümünde bunun kitabı, ben de varım yazarları içerisinde, bunu temin edebilirsiniz, var. Bunu ben hafta içerisinde de zaten oda yönetimimize gönderirim tabii ki. Çünkü Ankara'da bir arkadaşımız var, bir iş yaptığı yok. Onu bilmiyorum. Ben bunları size gönderirim. Oda da sitesinde yayınlar herhalde. Çok teşekkür ediyorum. Ben İstanbul, doğumlu büyüme İstanbul ama aslında İstanbul. Orada 5 tane farklı cevap var işledi. Kapattık herhalde. 5 tane farklı cevap var. Takdim etmek üzere oda başkan yardımcımızı kürsüye davet ediyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sordun mu? Tamam, buyurun.